Herkese merhaba. Astro Bilgi özel oturumuyla bu akşam sizlerin karşısındayız. Bugünkü oturumumuzda Anılarla TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin yer seçimi çalışmalarını hocalarımızdan dinleyeceğiz. İlginç bir sohbete şahit olacağız. O açıdan da bu akşam çok özel olacak bizim adımıza. Şimdi ben sözü önce aksaçlılara, yani benim saçım yok gördüğünüz gibi ama ben aksaçlılara bırakıyorum. Yani onlar bu yolda Türkiye'deki astronominin en yüksek tepeye ulaşması yolunda saçlarını beyazlatmış hocalarımız. Bunlardan bir tanesi de Zeynel Tunca hocam. Önce sözü ona veriyorum. O artık sözü nereye götürürse ben araya girip düzeltmeye çalışacağım. Hocam söz sizde. Teşekkürler Korhan. Herkese iyi akşamlar. Korhan da dediği gibi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ni anlatmaya çalışacağız. Ama Gözlemevi'nin kuruluş öyküsü içerisinde en başta, yani ilk söz edilişinden yer seçim çalışmalarından söz edeceğiz ki temelini bu oluşturuyor. O günlerde neler yapıldı, neler yaşandı, ne tür çalışmalarla TÜBİTAK bugünkü düzeye geldi, bunlardan söz edeceğiz. Onun için kısa kısa fotoğraflar ve bu fotoğraflar üzerinde paylaşımlarla, sohbetlerle devam edeceğiz. Korhancığım, paylaşım yapmama izin verir misin? Buyurun hocam. Evet. Türkiye'de astronominin özellikle görsel bölgede yapılan çalışmaların en üst düzeydeki çalışmaların yapıldığı yer TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin bugünkü düzeye gelmesi için en başında yapılan çalışmalarla başlayacağız konuya. Sol üstteki logosu TÜBİTAK'ın bütün logoları standartlaştırmasından önce kullandığımız logoydu. Gördüğünüz görüntü 2500 metrede kurulu olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi. Kuruluş için o tarihlere, yani çok gerilere gittiğimizde çok değişik öykülerle dinleyeceksiniz. Bakın hemen bir tanesiyle başlayalım. Ses geldi mi arkadaşlar? Gelmedi. Gelmedi. Ses gelmedi diyorsunuz. Evet. Umudumuz o. Yani çok uzun yıllar böyle bir gözlemevine ihtiyacımız vardı. Bunu bekledik. Şimdi ses geldi mi? Evet, geldi. Zeki Hocam, o zamanlar TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin kurulduğunun açıldıktan sonraki ilk yıllarında sözünü ettiği şey buydu. Yani çok uzun yıllar bekledik bu düzeye gelmek için. Şimdi biz o beklenilen uzun yılların başlangıcına geri döneceğiz. Başlangıcında neler oldu, neler bitti? Kısacası şu görüntüdeki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin yer seçiminden söz edeceğiz. Bunun için de başlangıçta kurucu müdürümüz, başından sonuna bu işin içerisinde olan Zeki Hocam'a önce bir söz vermek istiyorum. Buyur hocam. Evet. Evet, herkese iyi akşamlar. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin kuruluş çalışmalarından söz edeceğiz bu akşam. Kuruluşundan değil, kuruluş yer seçiminden. Evet, ben sözleri de karıştırmaya başladım şimdiden. Yer seçimi çalışmalarından söz edeceğiz. Yer seçimi böyle esprili, eğlenceli, uzun ve endişeli uzun işler gerektirdi. Onlardan kısaca böyle şenlik havasında söylemeye çalışacağız. Gözlemevi yer seçimi 1980'lerden önce başladı. O başlangıçtaki ilk konuşmalardan Zeynel Hoca biraz sonra sözünü edecek. Ama biz Türkiye'de bu işi başlayan Türkiye'deki ekipler 11 tane dağ belirlediler. O dağdan daha sonra 4 tanesini biz seçtik. O 4 taneden ikişer dağları eş zamanlı olarak gözlem yaptık. Bunlardan birisi şu anda ekranda gördüğünüz Bakırlı Tepe. Bu Bakırlı Tepe'nin yanında 3 tane daha başka dağ vardı.
gözlemevi adayı olarak oralarda bir gözlem yaptık ve sonunda Bakırlık'ta bir tepeyi seçtik. Şimdi o karara giden çalışmalardan neler oldu, neler yaptık onları anlatacağız. Evet Zeynel Hocam, söz senin. TÜBİTAK Ulusal Gözlevi özellikle yer seçim çalışmaları. Dinleyiciler, izleyiciler arasında TÜBİTAK Ulusal Gözlevi'nin ne olduğunu ya da nerede olduğunu bilmeyen çok kişi olduğunu düşünüyorum. O yüzden kısaca nerede TÜBİTAK Ulusal Gözlevi ondan bir söz etmek istiyorum. Yandaki görüntülerde gördüğünüz gibi Antalya kentinin batı tarafında, güneybatı tarafında 2500 metre yükseklikte bir tepe üzerinde. Sağ taraftaki görüntü de o tepenin genel görünümünü gösteriyor. Hemen dibinde şu anda Ethem Hoca'nın oturduğu evde şuralarda bir yerde Saklı Kent Kayak Merkezi'nin yanındaki kooperatif. Tam tepe noktasında ise TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi. Şuradan 2500 metreye 50 kilometrelik bir yolla çıkıyorsunuz, çok hızlı bir çıkışla. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ne Antalya'nın yakınındaki Beydağları üzerinde. Yerimiz burası. Baktığınız zaman bir kartal yuvası diyebileceğiniz şekilde saf kayalık bir dağın üzerinde kurulmuş vaziyette. Gördüğünüz fotoğraflar Atlas Dergisi'nden Hakan Ergen'in çekmiş olduğu fotoğraflardı. Oraya çıkmak da kolay değil. Yani baktığınız zaman 1950 metrede şu anda Ethem Hoca'nın oturduğu o kooperatifin olduğu yerden 2500 metreye çıkarken böylesine virajlı, dolambaçlı ve zorlu yollardan çıkıyorsunuz. Elbette bu yolları şimdi çok gelişmiş araçlarla çok rahat çıkabiliyorsunuz. Ama geçmişte böyle değil. Onu hemen söyleyeyim. Bugün konuşacaklarımız birçok şey. TÜBİTAK Ulusal Gözlemin kuruluş öyküsünü hazırlayıp yazmış olduğumuz bir kitapçık var. O kitapçıkta yer alıyor bunların çoğunluğu. Aynı zamanda 2004 yılında iki ayrı fasikül şeklinde TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi ile verdiğimiz iki ayrı ek vardı. Onlar da TUB'u, yer seçimini, kuruluşunu ve TUB olanakların hepsini orada ayrıntılı anlatmıştık. Onları da yine tarihlere bakarak geçebilirsiniz. Şimdi biz bunları Astrobilgi ekibinin 5 ak saçlısı bu işin içerisinde olduğu için onların ağzından dinleyeceksiniz. Onlarla sohbet söyleşi yapacağız. Ama unutmayacağımız bir şey var. Bu sadece bu 5 kişinin değil. O zaman Türkiye'deki tüm astronomların doğrudan katkısıyla oluşmuş bir çalışmaydı. İsimlerini sırayla hepsini vermek mümkün değil ama ilk baştan söyleyebileceğimiz, çünkü sonrasında da bu görev almış arkadaşlarımız. Hepsi birer profesör. Orhan Gölbaşı, Cemal Aydın, Osman Demir, Can Cafer, İban Olur, Latif Topaktaş ve birçok arkadaşımız bu işin içerisindeydi. Yer seçim çalışmalarında adından söz edeceğimiz kişiler daha çok var. Unutmayacağımız bir şeyi de hemen ekleyelim. Bu kişilerle bu program sonrasında belki tekrar bir araya gelip ortak anıları, ortak sohbeti bir kez daha yapmayı düşünüyoruz. Evet, Türkiye'de astronomi o dönemlerde ne durumdaydı? Ulusal gözlemevi düşüncesi nasıl oluştu? Çalışmalar nasıl başladı? Bütün bu sorular konusunda bize bir takım bilgileri vermek üzere ben sözü Dursun Hocam'a bırakıyorum. Dursun Hocam, top sizde. Teşekkür ediyorum. Vallahi çok güzel anlatıyordun. Keşke devam etseydin gayet. Hocam bu evet. Konular size ait. Bu konuları size anlatın lütfen. Estağfurullah. Hepimize ait. Evet, madem bu slide geldi, Nusret Gökdoğan ışıklar içinde uyusun. Türkiye'de Büyük Atatürk'ün Türkiye'nin birçok yerinden seçip yurt dışına 33 üniversite reformu öncesinde yurt dışına gönderdiği, hatta ilk kafilede giden değerli bir mezun, Erenköy Kız Lisesi mezunu. Kendisi Fransa'ya gidiyor ve onun görevi Fransa'da astronomiyi öğrenmek, fizik, matematik öğrenmek ve sonra Türkiye'ye dönmek, bu amaçla gidiyor. Fransa'ya gidiyor, önce Lyon'a, oradan Paris'e gidiyor. Ve bütün sınavlarda son derece başarılı oluyor. Paris Gözlem Evi'nde gözlem de öğreniyor. Ve sonra Türkiye'ye dönecek tabii ki. Diyorlar ki yani sen niye Türkiye'ye dönüyorsun? Türkiye'de hiçbir şey yok. Burada kal, çok da başarılısın. Uzatmadan söyleyeyim. Diyor ki bu ülke beni bu zor durumlarında buraya gönderdi. Bilgi edinmem için, kariyer yapmam için.
dönüp ülkeme hizmet etmem gerekir diyor ve Türkiye'ye dönüyor. Döndükten sonra işte 33 reformu olmuş vaziyette ve önce Kandil Hastanesi'nde çalışması öneriliyor. Fakat o olmayınca İstanbul Üniversitesi, o zamanki adıyla İstanbul Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nde göreve başlıyor. Kimle başlıyor? Almanya'dan, 33 reform öncesinde Almanya'dan Türkiye'ye gelen birçok Alman profesör var. Bunlardan bir tanesi de Profesör Freundlich. Çok ünlü bir fizikçi, astrofizikçi. O enstitünün kuruluşu için görevlendirilmiş. Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi Merkez Binanın bahçesinde bir gözlem evi ve tabii astronomi bölümü kurulma çalışmalarına Freundlich ile beraber başlıyorlar. Ve Freundlich ile birlikte bu çalışmaya başladıktan sonra başka Almanlar da geliyor. İşte Gleisberg geliyor, İngiliz Reutz geliyor. Bunlar her dönemde, her geldikleri dönemde Üstad Hanım'la beraber çalışıyorlar. Üstad Hanım'ın tabii şöyle bir özelliği var. Bütün bu insanlarla çok rahat çalışabiliyor. Şöyle bir özelliği var. Üstad Hanım İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rumca biliyor. Bu dört dili bildiği için gelen bütün profesörlerle çok rahat diyalog kuruyor. Onların derslerinin çevirisini yapıyor. Ve böylece İstanbul Üniversitesi Astronomi Bölümünün kurucularından oluyor. Böyle kabul ediyoruz. Ve çok uzun yıllar, yani emekli oluncaya kadar bu görevini sürdürüyor. Biraz da başka türlü tanıyalım. Bu slayttan gördüğünüz gibi 1910 doğumlu ve 2003'te 23 Nisan 2003'te aramızdan ayrıldı. Çok özel bir günde. Üstad Hanım'ın, Üstad Hocamızın hemen hemen hepimize büyük desteği var. Hepimizin yetişmesinde büyük bir şey var. Hatta bugün İstanbul Üniversitesi Astronomi Uzay Bilimleri bölümünde çalışanların da aslında orada bu görevi elde edebilmelerinin ve çalışabilmelerinin geri planında Üstad Hanım var. Çok önemli bir akademisyen. İlk kadın astronom Türkiye'de. İstanbul Üniversitesi Astronomi bölümünde çalışırken teknik üniversitede de matematik dersleri vermesi için davet ediliyor. Oraya gidip orada çalışmaya başlıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi matematik dersleri veriyor. Ve o sırada oradaki diğer akademisyen Mukbil Gökdoğan'la tanışıyorlar, evleniyorlar. Ve şey böyledir evlenmeleri. İki tane çocukları oldu. Bir tanesi Gönül Gökdoğan, Türkiye'nin ünlü viyolonistlerinden. Diğeri de Can Gökdoğan, o da önemli bir akademisyen ve cerrah. Bir başka çok özelliği var. İlk kadın dekan, yani Türkiye'deki üniversitelerdeki ilk kadın dekan, Fen Fakültesi dekanı seçiliyor. İlk üniversite senatörü, kadın olarak ilk üniversite senatörü, böyle bir özelliği var. İşte görüyorsunuz burada fotoğrafta Nusret Hanım'ı. Şeyle, cübbesiyle beraber ve senato üyeleriyle beraber Türk Astronomi Derneği'nin kurucusu, aynı zamanda birçok şapkası olan bir hocamız ve uzun yıllar astronomi bölümünü yönetiyor. Devam edeyim mi? Tamam hocam, buyurun. Peki, devam ediyorum. Şimdi tabii Türkiye'de 1935'te İstanbul Üniversitesi Astronomi Bölümü gözlemlere başlıyor. Freundlich'in getirdiği teleskopla. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam 1944'te ya da 46'da, tam emin değilim, Ankara Üniversitesi'nde astronomi bölümü kuruluyor. Zeki Hocam bilir onu. Sonra Ege Üniversitesi Astronomi Bölümü kuruluyor. Ve böylece Türkiye'de 3 tane astronomi bölümü var. Bu bölümlerde o zamanlar astronomi eğitimi yapılıyor ve aynı zamanda da buradaki teleskoplarla tabii ki gözlemler yapılıyor. Hem eğitim anlamında gözlem yapılıyor hem de bilimsel çalışmalar yapılabiliyor. Mesela o zaman, o dönemlerde İstanbul Üniversitesi'nin astronomi bölümündeki Beyazıt Meydanı'ndadır bu. Işık kirliliği olmadığı için, ışık kirliliği olmadığı için o zaman bu teleskopla bilimsel gözlemler yapılabiliyor. Bilimsel gözlemler yayına dönüşebiliyor. Avrupa'daki ünlü dergilerde yayınlanabiliyor. Tabii şimdilik böyle bir şey söz konusu değil.
Ankara Üniversitesi'nde Profesör Kraken'in kurduğu Ankara Üniversitesi Gözlemevi var. Orada aynı şekilde eğitim yapılıyor, veriliyor. Ve Ege Üniversitesi'nde de biraz sonra sözünü edeceğimiz bizim efsane hocalarımızdan Profesör Doktor Abdullah Kızılırmak'ın öncülüğünde hem bölüm kuruluyor sonra da gözlemevi kuruluyor. Bu çalışmalar böyle devam ediyor. Yıllar boyunca devam ediyor. Fakat artık Türkiye'de astronomlar bu üç bölümde ama dağınık, birbirleriyle iletişimi pek yok. Bunların iletişim içine girmesi konusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi fizik bölümünde çalışmaya başlayan, Amerika'da doktorasını yapıp çalışmaya başlayan Dilan Eryurt hocamız var. Dilan Eryurt hocamız diyor ki Türkiye'deki astronomları bir araya getireyim. Ve 25-27 Eylül 1968 yılında Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde o günkü astronomları bir araya getiriyor. Tabii o günkü astronomların hepsi orada yok. Yurt dışında olanlar da var. Mesela Zeki Hocam yok o toplantıda ama bu çok önemli bir toplantı. Burada ilk defa, Türkiye'de ilk defa işte Ege'den, Ankara'dan, İstanbul'dan gelen astronomlar, hem kıdemli hocalarımız hem bizler, ki bizler o zaman asistandık, bir araya geliyorlar ve hem bildiriler sunuluyor, görüşülüyor ama aynı zamanda da bir büyük gözlemevi kurulması konusu da gündeme geliyor. İşte orada Profesör Nusret Gökten Hoca'nın bir sunumu var. Şu anda ekranda gördüğünüz sunumun son bölümü bu. Ve prensip olarak hoca diyor ki, tabii bunları söylerken bunların geri planında aslında bu Abdullah Hoca'yla görüşmeleri var. Abdullah Hoca'yla bu konularda hemfikirler. Bunu Nusret Hoca gündeme getiriyor. Diyor ki, yani Türkiye'de işte üniversitelerde küçük gözlemevleri var. Oralarda çalışmalar yapılıyor. İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de böyle bir gözlemevi kurulma çalışmaları prensip olarak düşünülüyor ama bunlar artık yeterli değil diyor. Türkiye'de astronominin hızla ilerleyebilmesi, gelişebilmesi ve uluslararası düzeye ulaşabilmesi için büyük bir gözlemevine ihtiyaç var. Bir merkezi gözlemevine ihtiyaç var. Düşüncesini burada ifade ediyor ve diyor ki öyle bir konumdayız ki bizim ülkemiz iklim koşullarından da jeolojik olarak, coğrafi olarak da öyle bir konumda ki eğer biz iyi bir rasathane kurarsak hem iklim koşulları, doğa koşulları hem de ülkemizin bulunduğu coğrafya açısından, dünya açısından cazip bir gözlemevi kurmuş oluruz. Dolayısıyla uluslararası düzeyde bir gözlemevi ve dışarıdan da gözlemciler gelip, astronomlar gelip burada çalışır ve böylece hem Türkiye'deki astronomların yurt dışındaki astronomlarla beraber çalışma imkanları söz konusu olur. Beraber proje yapma imkanları söz konusu olur. Hem de Türkiye'deki astronomi daha da gelişir diyor. Bu konuda bu toplantıda hemfikir oluyor esas hocalarımız, büyük hocalarımız hemfikir oluyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de Nusret Hoca'nın en yakınında olan, Nusret Hoca'yı her anlamda bu yönden destekleyen Ege Astronomi Bölümünün kurucusu Profesör Doktor Abdullah Kızılırmak. Şimdi Abdullah Hoca'yla ilgili bir şeyler söylemem belki bana düşmez. Belki Zeynel Hocam daha çok şey söyleyecektir. Ben sözü tekrar ona bırakayım. Evet, Abdullah Kızılırmak Hoca'yla benim lisans, yüksek lisans, doktora her aşamada hocamdı. Astronomi dışında gökbilim terimleri sözlüğünü kazandırdı Türk astronomisine. Kurduğu gözlemleriyle bizler, Serdar Hocam, ben hep Ege'den yetiştik. Hocamız genç yaşta kaybettik. Genç yaşta ayrıldı aramızdan. Dolayısıyla en verimli olabileceği çayda, çağlarında, yaşlarında aramızda değildi artık. Ama bıraktığı eserler hala yaşıyor. Biz de sürdürmeye çalışıyoruz. Üzerinde fazla şey değil ama Dursun Hocam'ın söylediği gibi ilk söz ediliş Nusret Hoca'yla Kızılırmak Hoca'nın birlikte bu konuya eğilmeleri idi. Tabii o ikisinin bu konuda konuşmalarından sonra TÜBİTAK Ulusal Gözlem'in kuruluşu aşamasında ilk söz edeceğimiz kişiler arasında Dilhan Eryurt
ve Hakkı Ögelman hocalarımızın da yeri olduğunu hemen baştan söyleyelim. Kısa anlatırken bunlar zaten arada hangi aşamalarda katıldıklarını da göreceğiz. Şimdi bu iki hocamızın ilk baştan gözlemli kurulması ile ilgili anlatımlarından sonra dikkat ederseniz 68 yılında ilk toplantı yapılıyor. Bu ilk toplantıda sadece gündeme getirilip kurulması gerekliliğinden söz ediliyor. Ama üzerinden bir 10 yıl daha geçmesi gerekiyor ki o zamanki astronomi uzay bilimleri bölümlerinde çalışan yüzden az sayıdaki kişinin, akademik çalışan kişinin bir araya gelmesi bile çok zordu. 68'de bu başarıldı ama 10 yıl beklenmek zorunda kaldı tekrar bir araya gelmek için. İşte 10 yıl sonraki o toplantı 26 Mayıs 1978'de önce tabanı hazırlandı. Bu görüşmelerden sonra Hakkı Ögelman Hoca TÜBİTAK içerisinde görevli olmasından kaynaklanan bir avantajla üniversitelerdeki bütün gökbilimcilerin temsilcilerini bir araya getirerek ilk resmi toplantıyı yapıyor. TÜBİTAK içerisinde 26 Mayıs 78. İşte bu toplantıda çok önemli kararlar alınıyor. Bir tanesi uzay bilimler araştırma ünitesinin kurulması, diğeri ulusal gözlemin kurulması ile ilgili çalışmalar. Hemen bir 4. 5. yıllık plan içerisinde konulması çalışmaları yapılıyor ama ne yazık ki konmuyor. Bu toplantıda bir takım temeller oluşturuluyor. Ondan sonra işte hepimizin yani sizin gördüğünüz Aksaçlıların ve diğer astronomların bir araya gelip kaynaştığı, tanıştığı hatta ilk toplantı birinci Türk astronomi toplantısı 11-16 Eylül 78 İstanbul Silivri'de oluyor. İşte orada bu konu görüşülmeye, hep beraber tartışılmaya başlanıyor. Hemen o toplantı sonrasında da uzay bilimleri araştırma ünitesi kuruluyor ki bu TUG'un kuruluşunda temel yapı taşı. Bakın o fotoğraf geldi. Dursun Hocam'ın sözünü ettiği 68 ODTÜ'deki toplantı. Burada o dönem Dursun Hoca gibi genç asistanların yanı sıra çok sayıda da onların da hocaları vardı. Bunlar arasında baktığınız zaman Müset Hocam'la Kızılmak Hocam hemen ikisi burada görünüyor. Bunların yanı sıra Zeki Tüfekçioğlu ve Dilhan Ezer hocamızın uzay bilimleri araştırma ünitesinin başkanlığını yapmış iki kişi. Bir başka iki kişi daha var burada. Onlar da ilk kurulan komisyonlarda görev alan Abdülsamet Maaşoğlu'yla adı neydi? Latif Topaktaş. Latif hocamız, Latif Topaktaş hocamız. Sonraki müdürlerden çekeyim göremiyorum. Evet, Halil Kırbiyek hocamız var. Fakat buradan bir, bunu kim işaretlemiş bunu bilmiyorum ya. Yanlışlıkla işaretlenmiş herhalde. Bu da gençlerden, o zaman asistanlarından şimdinin Dursun hocamız. O zamanki ilk toplantıda aramızda var olanlardan bir kişi. Dolayısıyla Dursun hocam o toplantıya şahit olmuş. Eskilerden, Zeki Hocam o sırada İngiltere'de akademik çalışması için bulunduğu için o toplantıda bu kişiler arasında yok. Evet, bu toplantıdan sonra 10 sene sonra 1978 Silivri toplantısında bütün astronomlar o dönemin hemen hemen hep bir araya geldik. Hatta özel bir şey var. Serdar Hocam istersen sen söyle onu ya. Bu toplantıda senin olmayışınla ilgili. Ha, evet. Çok teşekkür ederim. Yani, çok güzel anlatıyorsun ki Zeynel Hocam. 1978'de hani şey diyorlar ya, ben daha o zamanlar kısa pantolonlu dolaşıyordum. Tabii o kadar değil ama ben o zaman üniversitede öğrenciyim. Üçüncü sınıf öğrencisiydim. Hocalarımla birlikte hep zaten bu tür toplantı söylemleri, yurt içi, yurt dışı işte çalışmalar, yayınlar, gözlemler hep onlarla birlikteyim sürekli. Ve bu toplantının yapılacağı duyuruldu. Ben de böyle düşünüyorum, acaba ben de hani, çünkü öğrencilerin de katıldığını biliyorum. Şimdi daha çok katılıyor öğrenciler. O zaman daha azdı. Zaten öğrenci sayısı da çok fazla değildi. Hani belki ben de giderim. Çünkü hani yaz ayları işte ya da Eylül ayı dersler yok gibi falan düşünürken, kendimce böyle planlar yaparken bir gün beni hocalarım çağırdı ve dediler ki
Serdar toplantıya gidiyoruz. Ben böyle seviniyorum, toplantıya gidiyoruz. Meğerse gidiyoruz derken kendileri için söylüyorlarmış. Ben böyle durdum. Dedim. Seni de dediler rasathanede bir hafta boyunca gözlem yapmayı da artık biliyorsun. Rasathanede kalacaksın. Bütün bu yaptığımız projelerdeki gözlemleri sen devam edersin dediler. Ben şöyle bir durdum. Ha evet tabii tek başıma mı hepsini yapacağım dedim. Evet dediler tek başına yapacaksın. Biz sana güveniyoruz. Bütün projeleri devam edeceksin. Biz toplantıya gidiyoruz. Ben tabii hem üzgün ama hem de çok mutluyum. Yani düşünsenize bir de büyük sorumluluk. O rasathanedeki bütün çalışmaları ben tek başıma sürdüreceğim. Tamam dedim. İşte onlar toplantıya gitti. Ben gözleme çıktım. Rasathanede kaldım. Bir hafta boyunca her gece de hava açıktı. Sabahlara kadar tek başıma gözlem yapıyordum. Ertesi gün o gözlem verilerini, gözlem kağıtlarını ölçüyorum, ediyorum, grafikliyorum filan. Böyle içimde bir heyecan. Toplantı bitti, geldiler. Ben de böyle bir dosya hazırlamıştım. İşte bakın ilk gecenin gözlemleri, sonuçlar, grafikler, analizler, bilmem neler. Ve bütün hocalar çok mutluydu. Bütün gözlemlerin yapılmış olmasından, projelerin devam etmiş olmasından. Ben de çok mutluydum. Güzel bir şeyi başarmış olmaktan ama bu anımı da hiç unutmuyorum Zeynel Hocam. Hep böyle geçtiğinde, sözü geçtiğinde bu konu gündeme gelir. Yani benim için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Belki hocalarım için de bana verecekleri kanaat açısından da önemli bir dönüm noktasıydı. Zaten bir süre sonra ben daha 3. sınıftayken bana demişlerdi ki sen daha 3. sınıftasın ama bu gidişte biz seni galiba burada asistan olarak görev alacağız demişlerdi. Çok hoşuma gitmişti bu. Yani evet, sen olmadığın için zaten Ege ekibi yenildiydi boyuna futbolda. Ya o ayrı, evet. Ben sonra toplantılara girmeye başladıktan sonra ne goller attık. Ya. Orayı karıştırma Ethem Hocam şimdi. Boş ver orayı. Zeynel Hocam. Aslında bir önceki slayta dönsen de orada birazcık bir şeyler söylesek. Şu benim görüntümü kaldır, ihtiyarlığım çıkıyor ortaya iyice. Tamam, kaldırdım hocam. Bak hocam, şimdi tabii ben buradan şey yapamıyorum, gösteremiyorum ama sen gösterirsin şeyleri. Tamam. İşte biraz önce söylediklerini. Bakın burada, şurada yukarıda en arka sırada gözlüklü sizin hocanız Şükrü, değil mi? Şükrü Bozkurt'la. Şükrü Bozkurt, evet. Evet, solda, en yukarıda. Onun evet. Hemen sol tarafında Fatma Esin Hoca bizim İstanbul Üniversitesi'nden o zaman doçentti. Sonra bakın burada Şükrü Hoca'nın hemen önünde sağda Profesör Metin Hutinli var. Metin Hutinli hocamız yine Ege İstanbul Üniversitesi'nden. Onu yakın zamanda kaybettik aslında. Çok başarılı, çok sevdiğimiz bir hocamızdı. Hemen onun önünde duran hocamız Ankara Üniversitesi'nden. Nihal Hoca gördüğünüz gibi burada gösteriyorsun sen. Hemen onun önünde Kamuran Avcıoğlu bizim İstanbul Üniversitesi Astronomi bölümünde dekanlık yaptı, bölüm başkanlığı yaptı. Müsret hocamızın yetiştirdiği bir hocamızdı. Onun sağında Semanur Hoca görülüyor. Yine Ankara Üniversitesi'nden. Onun hemen üstünde Abdullah Hoca'nın önündeki kim? Necdet Güdür. Evet, Ege Üniversitesi'nden sevgili arkadaşımız Necdet Güdür. Hemen Abdullah Hoca'nın sağında eşi, değil mi? Rümeysa hocamız var. Ondan sonra ya ben tanıdıklarımı söylüyorum böylece burada. Bu bendeniz. Çetin Bolcal, biz dördümüz İstanbul Üniversitesi Astronomi Bölümünün aşağı yukarı aynı zamanda göreve başlayan dört üstüydük. Latif, Çetin, Samet, ben. Zeki Tüfekçioğlu'nu söylemiştim şurada. Latif Hoca'nın arkasında, sağ arkasındaki şey mi? Mehmet Kurutaç mı? Evet, Mehmet Kurutaç. Evet, Mehmet Kurutaç. Onun sağına doğru gidersek şurada Atilla Özgüç var. Şu Atilla Özgüç, Kandil Hastanesi'nde görev yapan arkadaşımız. Evet, benim tanıdıklarım burada. Buna ek olarak işte iki tane asker var. Bunlar da o zaman Genelkurmay'daydı. İşte Zeki Tüfekçioğlu da askerdi onlar gibi ama bunlar üniformalarıyla gelmişler.
böyle bir şeydir. Şimdi bu 1968'deki Türkiye'deki astronomi bölümde çalışanların aslında neredeyse belki %90'ı. Yani 68'de durum bu. Katıl olmayanlar var buraya ama %90 bu. Yani budur 1968'de Türkiye'de astronomi. İşte bu ekipte rahmetli hocamız Abdullah Kızılırmak ve Nusret hocamız birlikte bu ekibin içinden tabii Dilan hocamızın öncülüğünde bu çalışmaya başladık. Bakın burada Hakkı Ögelmen yok mesela. O daha sonra eklendi. Bu tarihi bir fotoğraftır. O bakımdan biraz daha üzerinde konuşalım dedik. Şeyleri anmış olduk böylece eski hocalarımızı. Şurada da Güner Omay Paşa var. Daha sonraki yönetim kurulu üyemiz, TÜBİTAK içerisindeki temsilcimiz. Evet, doğru. 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 Böyle tarihi bir fotoğraf. Evet, tarihi bir fotoğraf. Rahmetli olduğu hemen hemen büyük bölümü durum böyle. Evet. Yani buradan buraya böyle geçişler oldu işte hocam. Yani isteseniz de istemeseniz de bu oluyor. Evet. Hocam. Teşekkür ederim. 1978 Silivri toplantısında Serdar Hoca niye yok diye gösterdik. Burada şurada ben varım. O zaman da işte sakallıyım. Şimdi Cemal Hoca adını çok sık duyacaksınız. Zeki Tüfekçioğlu Hoca, evet. Hocamız. Bu günkü konuşmalarımız içerisinde çok adından söz edeceğiz. Bize bu konularda yani yer seçim konularında da bilgi vermek üzere gelmiş olan İtalyan Bruno Chester gibi yabancı hocalar da var idi. Evet. İki sene sonra, iki senede bir yapılmaya başlandı bu ulusal toplantılar. İki sene sonra bu kez İzmir'deydik. İzmir'deki toplantıda bakın kadro biraz daha genişlemiş. Az önce Serdar'ın da dediği gibi kendisi burada da yok galiba. Bakıyorum fotoğraflara. Bulabildi mi kendi Serdar? Yok. Cemal Hoca. Fotoğrafı çeken belki benimdir. Belki mümkündür. Bakın. Ya ben o fotoğrafta vardım da, o toplantıda vardım da şu anda neredeyim kendimi de göremedim bir anda. Ben de bakıyorum bulamadım. Evet. Bu fotoğrafta daha çok tanıdık, daha çok isim var. Bakın. Ethem Hocam. Ne yapmışım? Şu Ethem Hoca'nın ta kendisi, tanımıyor olabilirsiniz ama ben özellikle işte gösteriyorum. Ethem Hoca burada. Dursun Hoca. Zeki Hoca. Ben. Serdar görünmüyor. Diğer hocalardan tek tek söz edeceğiz. İstanbul. Bu da ODTÜ'de iki sene sonra yapılan bir başka toplantı. Bu da tarihi fotoğraflardan bir tanesi. Bakın yine Cemal Hoca burada. Yanında Tosun Terzioğlu. Bu kuruluş sırasında özellikle çok desteğe ve yararı olmuştur. Bu fotoğrafta baktığınız zaman sarı çember içerisinde 5 tane hoca. Bugün karşınızda ak saçlar olarak duran bu 5 kişi. Gördüğünüz gibi o zamanki bu tarihi fotoğraf içerisinde tabii zaman acımasız böyleyken böyle olmuşlar. Bakın geçmiş zaman olur ki diye aynı fotoğraftaki karelerden bugüne, bugün değil 4-5 sene öncesine gittiğimizde görüntüler böyle değişiyor. Dedik ya zaman acımasız diye. Ethem Hoca bu hale, ben böyle, Serdar Hocam. Kısacası zaman intikamını alırcasına saçları beyazlatmış. Evet, gelelim yer seçim çalışmalarına. Bu iki toplantı ulusal toplantılardan sonra artık yer seçim çalışmaları için bir sıra güdülerek çalışmalar başlamıştı. Bir yandan da diğer notlarıma bakıyorum. Bunların içerisinde 78 yılında Hakkı Ögelmen'in TÜBİTAK içerisinde görevli olmasının getirdiği çok büyük avantaj olduğundan söz etmiştik. 78'den 80'e geldik. 80 yılında Ulusal Gözlem Kurulması ile ilgili bütün astronomlar İzmir'deki toplantıda karar aldılar ve ilk yer seçim komisyonu kuruldu. Bu komisyonda Cafer İbanoğlu, Latif Topaktaş, İlhami Yengin, Ümit Kızıloğlu, Nusret Gökdoğan hocamız vardı. Bu komisyon daha sonra faal olarak çalışan 2-3 kişiye indirgendi. O tarihlerde kurulmuş olan Uzay Bilimleri Araştırma Ünitesi de bu işlerin sahibi olarak göründü. Uzay Bilimleri Araştırma Ünitesi'nin bünyesinde Ulusal Gözlem Yer Seçim Projesi Mayıs 1982'de ortama çıkmış oldu. Bu çalışmalardan sonra artık yavaş yavaş TÜBİTAK Ulusal Gözlem'in yerinin nereye kurulacağını belirlenmesi için çalışmalar fiilen başlamış oldu.
İlk çalışmalar masa başı 50 yıllık geriye doğru 50 yıllık meteorolojik veriler incelendi. Bu çalışmalar sırasında yer seçim çalışmaları kullanacak teleskopların sağlanması gündeme geldi. Bu teleskopların sağlanması işini Ege Üniversitesi'nin hocamız Cafer İbanoğlu üstlendi ve o teleskopların gelmesini sağladı, yaptı. Haziran 1982'de teleskoplar gelmiş oldu. Bu arada yer seçim komisyonlarımız yabancı bu konuyla ilgili yabancı araştırmacılarla birlikte Türkiye'de çok yerde gezdiler. Çok yerde gezerek bir şekilde uygun yerleri belirlemeye çalıştılar. 1982'deki ODTÜ'deki toplantı sırasında Uzay Bilimleri Araştırma Ünitesi'nin başkanı Dilhan hocamız oldu. Dilhan hoca da bir şekilde, etkin bir şekilde faaliyetleri sürdürmeye devam etti. Ve ünite içerisinde yer seçimi kurulmasına ilişkin gözleri yer seçimi projesi oluşturuldu. İşte bu aşamadan sonra Uzay Bilimleri Araştırma Ünitesi içerisinde Ulusal Gözlemi Yer Seçim Projesi başlamış oldu Mayıs 1982. Hemen ardından Haziran'da da zaten teleskoplar gelmişti. Yapılan bütün çalışmalar ki ayrıntısına, detayına iyice girmeden söylüyorum. Sonunda belirlenen aday yerlerden birkaç tanesi üzerinde yer seçim çalışma başlatılmasına karar verildi. Ancak bu yer seçim çalışmalarını başlatırken de bir şekilde yeni yeni aday yerler devamlı incelemeler sürdürülmekteydi. Bu aday tepeler içerisinde Muğla'da Kurdutepe, İzmir Ödemiş'te daha sonra belirlenmiş olan Bozdağ, Antalya'da Bakırtepe, Adıyaman'da Nemrut Dağı bu çalışmalar sırasında da ortaya çıktı. Bu yerlerde gökyüzünün kalitesinin incelenmesi yani uygunluğu araştırılmak üzere başlandı. 1 Nisan 1983 tarihi önemli. Ulusal Gözlem Yer Seçimi Güdümlük Projesi TÜBİTAK'ta Temel Bilimler Araştırma Grubu'nun bir DPT yani Devlet Planlama Teşkilatı'nın desteklediği bir proje olarak kabulü ve yürürlüğe girmesiyle başladı. İşte ilk yer seçimi araştırmalarının yapıldığı Muğla Yılanlı kurdu. Zeynel Hocam. Buyur hocam. Bu dört tane dağdan önce o Cafer İvanoğlu'nun başkan olduğu komisyonun çalışmalarında Türkiye, Güneybatı Anadolu, Türkiye tarandı ve birçok dağ seçildi. Onlar arasında seçilen dört dağdır. Onlardan söz eder misin bir? Tabii o aslında hani bundan sonra bir araya gelebilirsek Cafer Hoca'nın kendisinin anlatmasını istediğim bazı konular vardı. Örneğin Batı Anadolu'da, Güneybatı Anadolu'da gezdikleri ona yakın yerde ilk yer seçim komisyonunun çok ilginç olaylara da tanık oldular. Örneğin yapmış oldukları inceleme gezisi 1980 Eylül ayına denk geldi. Yani askeri darbenin olduğu günlerde onlar dağ başlarında inceleme gezisi yapıyorlardı. Çok zorlu günler geçirdiler o sırada ama inceleme gezilerini tamamlayıp geri döndüler. Birçok yer arasından en uygun koşullar zaten önceden belirlenmişti toplantılar sırasında. En uygun yerler bir kere bu dört tanesinden Bozdağ sonradan eklenmek üzere bunlardı. Onların arasından seçilen bu dört tanesinde faaliyetlerin, araştırmaların, incelemelerin yapılmasına karar verilmişti. Bunlardan birincisi dediğimiz gibi Muğla, Yılanlı bölgesindeki Kurdutepe, bir orman gözetleme kulesinin olduğu bir yerde. Şurası gözlem pilyemiz. Gözlem pilyemizin, yani burada konakladık. Zeki Hocam o bölgede hatıra fotoğrafı çektirmiş o zaman. Şimdi burada ilginç şeyler de var. Belki her birinde ayrı ayrı söz edeceğim ama burada dikkati çeken şurada bir yatır var. Buraya adaklar adamaya gelenler olurdu gün içerisinde. Şurada görünen yatır da hemen dibimizdeydi. Diğerlerinde de olduğu için söylüyorum, onlardan da söz ederiz. Yapılan çalışmalar, bakın astronomlar bu işi yaparken fiilen bedensel, fiziksel güçlerini ortaya koyup da çalışıyorlar. Şu gördüğünüz kişi Cemal Aydın Hoca, Osman Demircan Hoca. Bu tarafa geliyorsunuz Cafer Bey. Cemal Hoca yukarıda yine elinde teleskop, gelmiş olan teleskop. Kurdu'daki gözlem istasyonunu kuruyorlar gözlemlere başlamak için. Fiilen ameliyatlarını da yine kendileri yapılıyor.
kurulmuş, ayarları yapılmış, gözleme hazır hale getirilmiş. Kurdu, gözlem istasyonu kuruldu. İşte bu gözlem istasyonunda yapılan çalışmalar, gözlemsel çalışmalar 15'er günlük dönemler halinde en az iki astronom bir araya gelip orada çalışmalar yapıyordu farklı üniversitelerden. Bu bizim gittiğimiz gözlem sırasında Rennan Pekünlü ile ben gitmiştik. Herhalde Dursun Hocam tanıyor musunuz? Aşağıdaki Türker. Bu Türker de üstteki onunla birlikte gelen mi onu hatırlayamadığım için söyleyebilirim. Bu sanırım oradaki PTT istasyonundaki tanıdık arkadaşımızdı. Evet. Sağ tarafta ise bütün gözlem istasyonlarında toplam olarak en fazla gözleme gelen arkadaşımız şimdi Profesör Doktor Talat Saygaç. O da bir pozunu vermiş gözlem pilisi üzerinde. Yapılan işlem gördüğünüz gibi gökyüzünde kutup yıldızının bulunduğu yöne doğrultulmuş teleskoptan arkasına taktığımız fotoğraf makinesiyle kutup yıldızının izini, fotoğrafını çekiyoruz. Meteorolojik gözlemleri yapıyoruz. Gece boyu süren çalışmalar bunlardı. Bu çalışmalar sırasında kurgunun çok ayrı bir yeri vardı. Bu konuyla ilgili anısı olan herhalde içimizde çok kişi vardır. Ethem Hocam bir şey diyordun galiba. Evet, yani biraz da o konuda bilgi verelim. Kutup yıldızının izini çıkartıyorduk. 10 dakika poz veriyorduk. 10 dakikada izi çıkıyordu fotoğraf filminde. Onu daha sonra söz edeceğiz ondan Ethem. Evet. Yani şu anda kısaca sözünü ediyorum. Evet, evet. O bize astronomik seeing'in, görüşün ne kadar iyi olduğunu gösteriyordu. Eğer iz ince ise şaheser diyorduk. Kalınsa berbat diyorduk. Onu söylemek istedim. Bir de burada akrep uzmanları vardı Muğla Kurdu'da. Evet, evet. İlk gittiğimizde de bir baktım gece herkes toplandı. Ortalıkta akrep kaynıyor. İşte etrafına benzin dökerek efendim nasıl intihar edeceğini falan izlediydik ama intihar ettiler mi etmediler mi hatırlamıyorum şimdi. Orada akrep gerçekten çok oldu. Çevresinde yaban hayvanlar da çoktu. Öylesi bir yerdi burası. Bilmiyorum birçok kişi akreplerle sorun yaşamıştır muhakkak. Evet, bu tarihlerde yapılan bu gözlemlerde aynı zamanda ikinci bir gözlem istasyonu belirlenmiş çünkü Saklı Kent hazır değildi. Dolayısıyla Saklı Kent dediğimiz şu andaki Bakırlıtepe hazır olmadığı için ikinci bir gözlem yeri araştırmasına girişildi ve Bozla işte o zaman devreye girdi. Yani daha önceki çalışmalar içerisinde yoktu ama önerilen bir şeydi, teklifti. Oradan Bozdağ'da da yine araştırma yapılsın istendi. Muğla Kurdu'da yapılan bu çalışmalarda ilk seneyi tamamladık. İkinci sene için hem Muğla'da Kurdu'da hem de Ödemiş, İzmir Ödemiş, Bozdağ'da ortak aynı eş zamanlı gözlem yapılmasına karar verildi. İzmir Körfez kenarında, Ödemiş bu tarafta. Dolayısıyla Ödemiş'teki hemen arasındaki Bozdağ zirvesi şu noktada 2150 metre yükseklikte gözlem yaptı. Bu istasyonda bakın herkesin bildiği belki de Gölcük tipik bir güzel bir göl vardır orada. Şurası bilgi, tarihi bir kent Ödemiş'in kenarında bir köy. Bozdağ zirvesine giderken çıktığımız yol vardığımız son medeni nokta. Buradan sonrası yayan çıkılarak Bozdağ da şuradaydı. Bunu niye çizdim? Bakın yol böyle bir yoldu. Çok zorlu, çok dik ve gerçekten ulaşılması çok zorlu bir hedefti burası. Şuradaki PTT'nin, TRT'nin link istasyonuna kadar zorlu bir yolla çıkabiliyorduk araçlarımızla. Ondan sonrası ise yayan çıkılıyordu. Bakın o TRT PTT istasyonunda 1600 metreden Bozdağ'a doğru 2150 metreye doğru yaklaşık 2,5 kilometrelik bir yoldu. Buradan kendimiz tüm eşyalarımızı taşıyarak yukarı çıkıyorduk. Şu fotoğrafta ise Talat Saygaç her tarafta en fazla gözlem yapan kişi diye söyleyebileceğimiz Türkay ve Haluk ise Bozdağ'da çalışmış olan, gözlemci olarak kadroya girmiş olan iki arkadaşımız idi. Şimdi burada yükler nasıl taşınıyor? Bu daha sonra Bakırlıtepe'de de karşımıza çıkacak. Bozdağ'da da aynı şey. Yüklerimizi böyle patika yollardan hayvanlara, atlara taşıtıyorduk, katırlara taşıtıyorduk. Ama
işte onları yüklediğimiz bu paneller, o zaman kurduğumuz kulübenin panellerini falan, atlar çok zorlu şekilde oradan taşımaya çalışıyorlardı. Şu, bu atın sahibi yakındaki köyün, ilginç olan şey şuydu. Atın ve sahibinin günlük sahibi 1 lira, ata verilen ise 4 liraydı. Yani biçilen değer böyleydi. Şu düştüğü görüyorsunuz. 4 lira ata, 1 lira da sahibine para verilerek 5 lira 20 ile çalışıyordu at. Taşıdığı şeyler bunlardı. Ancak o zorlu dağ yolunda bu at bu yükleri taşıyamayıp olduğu yere çökünce ben ve Cafer İbanoğlu hocamız birlikte şunları zirveye kadar elimizde taşımak zorunda kalmıştık. İşte size bir öykü. Atların taşıyamadığını astronomlar kendileri gözlem için yukarıya kadar taşımışlardı. Kendileri kurdular, kendileri söktüler kullanacakları eşyaları. Tabii bu gördüklerinizin hepsi birer genç görüntü. Serdar Hocam, ben, Varol Keskin. Tepede kurduğumuz istasyon, şurası gözlem için pilye, şurada askeri bir çadır için kurulan yer, zirve. Burada da köyden yardıma gelen insanların bu pilyenin kurulmasındaki destekleri görülüyor. Dursun Hocam'a bırakıyorum ben burada sözü. İşte sen söylemiştin, astronomlar aynı zamanda bedenen de çalışır diye. Burada onun en güzel örneğini görüyorsunuz. Şu yukarıdaki delikanlı, kafasında şapka da var. Şu anda konuşmakta olan Profesör Zeynel Tunca. Gördüğünüz gibi amele işçi, duvar işçisi ama aynı zamanda şu anda konuşan astronom. Onun altta yine duvarla ilgilenen ise işte bu TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nin kurucu müdürü, her şeyi hocamız Profesör Doktor Zeki Aslan. Gördüğünüz gibi bu iki profesör bu pilyeyi hazırlarken bilfiil çalışıyorlar orada. Yani astronomluk böyle bir şey. Astronom olmak böyle bir şey. Hani Korhan söyler şimdi, astronom üşümez, astronom yorulmaz, astronom ağlamaz. Böyle bir türkü de bestelemişti. Aslında bir gitarıyla çalıp onu bir ara söylese iyi olur bize. İyi olur bir ara. Evet. İşte böyle çalışıyor. Bu Bozdağ'da Ödemiş'te güzel bir anıdır. Arkada Bozdağ'da gece çalışıp gündüz uyku ve diğer işlerle uğraşırken arkada kaldığımız çadır, askeri bir çadırdı. O çadırın da hikayesi bambaşkadır. Sanırım Serdar sen bunu yaşamıştın. Ethem Hoca da yaşamıştır bunu belki. Ben yaşadım onu. Ankara'da Tandoğan'da bir askeri birlik vardı. Cemal Hoca oraya bir yazı yazdı. Gittim oradan o çadırı aldım. Getirdik, kurduk. Ama kurduğumuz gece bir rüzgar vardı. O rüzgarda çatır çatır yarıldı. Yok oldu yani. Çadır yok oldu. Boyuna yırtılıyordu. Demek ki çok eski bir çadırmış. Bize onu vermiş askeri. Orada yırtıldı tabii. Yani ah, Ödemiş Bozdağ'da hatıralarımız çoktur bizim. Evet. Geleceğiz oraya da geleceğiz hocam. Gelelim mi oraya? Serdar bir şey söyleyecek galiba. O hatıralara gelecek miyiz bu çadırla ilişkili şeylere sonra, yoksa? Yok, yeri geldi işte. Yeri geldi hemen. Ha, tamam. O zaman ben de anlatayım. Benim de Bozdağ ilk çıkışımdı. Hani o biraz önce gösterdiğim fotoğraflar falan o kuruluş şeyleriydi. Ama ondan sonra bir de gözlem için başladık ya. Böyle işte çadırın içinde kalıyoruz. Hiç unutmuyorum. Varol'la birlikte çıkıyoruz. Varol Keskin. O da Ege Üniversitesi'nden arkadaşımız. Birlikte çıkıyoruz o gün. Böyle gözlem programları gibi biliyorsun programlar yapılıyordu. İlk seferde biz varız ve çok geç bir karanlığa kaldık. Orada yolları yürüdük, ettik, dağlara zaten kan ter içinde çıktık. Sonuçta çadır işte kapalı vaziyette. Açtık çadırı ama o kadar yorgunuz ki bir iki bir şeye atıştırdık ve dedik ki uyuyalım, bugün teleskop meleskop kurmak yok. Yarından itibaren yaparız. 15 gün kalacağız çünkü. O gece böyle uyku tulumlarımızın içine girdik. Çadırların da kenarında böyle pencereler vardır ya. Açılır o pencereler. Hani ip bağlanır, kapatılır. Bir tarafta Varol yatıyor, bir tarafta ben yatıyorum. Gece bir saatlerde ben uyandım bir sesle.
Bir baktım bir nefes sesi geliyor dışarıdan. Tam da pencerenin kenarındayım fakat ödüm kopmuş. Çünkü daha ben çevreyi tam olarak bilmiyorum nasıl bir yerdeyiz diye. Sesim kısılmış. Varol'a sesleneceğim. Varol da nasıl uyuyor? Böyle diyor, Varol, Varol. Bağıramıyorum. Korkudan bağırıyor. Çünkü nefes sesi o kadar yakın ki. Sonunda böyle pencereyi bir şekilde araladım şeylerini, iplerini çözdüm dışarıya bakacağım diye. Pencereyi bir kaldırdım, bir çift göz. Hemen kapattım şeyi. Sonradan ödüm koptadı. Varol da uyandı o sırada. Hemen biz Fener'le dışarı çıktık. Ne oluyor diye. İnekler. Ve sonradan öğrendik ki şeyler serbest bırakırmış. O aşağıdaki köydeki çobanlar inekleri daha dağlara kadar gelirmiş. O inekler, koyunlar. Oralarda otlarmış gece gündüz. Biz de bilelim onu tabii. İlk gecemiz bu şekilde olmuş. Nefes sesiyle. Tabii bu gözlem pilesi tam zirvede değildi. Zirvenin biraz altındaydı. Şöyle, kayak merkezi var o zirvede. Bak bir önceki fotoğrafı koyabilirsen. Var. Kayak merkezi şunu şurada. Kayak merkezini telesiyeş işte bağlantı evet. kısmı var. Bu tarafı Gündalan Yaylası kayak merkezinin kayak pistlerinin olduğu yer. Bu tarafsa işte bizim yayan olarak çıktığımız kısım. Biz burada konaklıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Şurası da özel bir nokta. O noktanın özelliğini de Ethem Hocam anlatıyor bize. Nasıl bir özel bir şeydi hocam? Orada 40 tane yatır vardı. Muğla'da gene bir tane varmış. Ben evet. unutmuşum, sen hatırlattın. Burada 40 tane yatır vardı. Biz şimdi çadırda bir öğrenciyle gelirdik o zaman. Ben en az 2-3 defa çıktım Ödemiş'e. O gün de yanımda Sinan diye bir öğrencim vardı. Sinan'la sabaha kadar gözlemi yaptık. Ha bir gelirler orada kadınlar dua ederlerdi 40 yatırın önünde. Biz de merak ederdik niye kadınlar geliyor. Erkekler böyle geride dururlardı yahut gelmezlerdi. Köydekilere sorduk. Çocuğu olmayan kadınlar oraya gelip de dua ettikleri zaman çocukları olurmuş. Biz çadırın içinde böyle gördük onları. Gülerdik tabii genciz tabii o zamanlar. Esprilerin biri bir para. Niye oraya dua ediyorsunuz? Bize dua edin falan gibisine sözler söylerdik. Bir gece sabaha kadar gözlemi yaptık. Sabahleyin kahvaltıyı yapıyoruz. Ben Sinan'a dedim ki tepeye çıkacağım. Güneşin doğuşunu çekeceğim dedim. Sen de gelir misin dedim. Hocam dedi bulaşıkları yıkayayım. Belki gelirim, belki yatarım dedi. Ben işte fotoğraf makinelerini yüklendim. Üç ayağımı falan. Gittim tepeye kurdum. Tam böyle güneşin doğacağı yeri ayarlıyorum. Filtreleri taktım. Üç ayağı oturtturdum. Her şeyi dengeledim. Arkamdan bir ses duydum. Şöyle kafamı çevirdim. Bir tane hayalet. Kafamı döndürdüm. Ethem sen böyle şeylere inanmazsın dedim. Gürültü fazlalaştı. Bir daha çevirdim. 4-5 tane olmuştu. Artık bir İnsan ister istemez korkuyor Zennel Hocam'ın yazımıyla. Korkup ayağa kalktım, ayağa kalktım. Biri selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam dedim ama 40 tane hayalet. Belki sabah akşamleyin yola çıkmışlar. Birbirlerini kaybetmemek için beyaz çarşaflara bürünmüşler kadınla erkekle. Oraya dua etmeye geliyorlarmış. Ama böyle ip gibi de dizilmişler. Tam hepsi mezardan çıkmış. Hayalet havasındaydı. Konuşmaya başladıktan sonra rahatladık tabii. Ben fotoğrafımı çektim. Onlar aşağı indi. Ben de Sinan geldi zannediyordum. Meğer hayaletler geliyormuş. Evet. Buradaki 40 yatırın sen de bıraktığı izlenim bu yani. Çünkü evet. Kurdu'da da vardı. Burada da vardı. Etti 2. Şimdi Serdar Hocam Ege Üniversitesi'nin Bozdağ'ın bu noktasına yeni bir gözlem ve kurma çalışmalarının kesinleştiği söyleniyor. Gözlem ve bu konuda ne tür çalışmalar yapıyor bilginiz? Tam olarak bilmiyorum. Ya ben bir defa gittim arkadaşlarla. Yani rektörlük devreye girdi. Orada bir gözlem ve kurma çalışmaları için planları falan yapıldı. Işık kirliliğine bakıldı ama daha ziyade tayfsal ölçümler için bir rasathane kurulacak ama tabii teleskoplar en az 80 santimlik bir teleskop düşünülüyordu hatta daha büyük bile olabilir ama tabii çok büyük paralar giriyor işin evet. içine
Yani sadece bir üniversite bütçesiyle alınabilecek değil. Daha önceki defa DPT, Devlet Planlama Teşkilatı'na başvurmuştuk. Bir teleskop alalım. En azından çünkü bizim gözlem evi, Ege Üniversitesi gözlem evi ne de olsa 632 metrede. Yani orası 2000 metrelerde, 2500 metrelere yakın. Onun için böyle bir yerde ışık kirliliği biraz olsa bile, çünkü bizim hastanede de artık ışık kirliliği hiç olmazsa daha iyi olur. Ve en azından denenmiş de. Hatırladığım kadarıyla Antalya Bakırlıtepe'deki koşullara, çok yakın koşullara sahipti burası da. Hala da çalışılıyor. Bilmiyorum son zamanlardaki durum ne oldu? Gözlem müdürü arkadaşınız Hasan Ali Dal uğraşıyor bununla. Bu dönemde her şey durgunlandı herhalde. Evet, ben yani şu sıralar hepsi çok şey. Bakın Ödemiş Bozdağ, o kulübedeki Ethem Hoca'nın getirdiği o çadır yırtıldıktan sonra yine bir astronom arkadaşımız ve kardeşinin Okan Tümer'in, Erkan Tümer'in hazırlamış olduğu şu 3'e 3 alüminyum barakalarımızda yaşama, yani biraz lüks, konfor gelmişti. 3'e 3 metrelik bir barakamız oluştu. Atlarla taşıdığımız malzemeler bunlardı daha çok. Bu şekilde barakalarımızı kurmuştuk. Bakın o dönemlerde böylesi bir film makinesiyle anca böyle bir görüntü elde edebiliyorduk. 2120 metre TÜBİTAK Kurumsal Gözlevi Gözlem İstasyonu diye şurası meteorolojik verileri aldığımız bir yerdi. Bir başka anı, sağ tarafta çadırın olduğu gün gözlem pilyesi. Düşünün, bu çadırda konaklamayı yapıyorsunuz, yatıp kalkıyorsunuz, yemeğinizi içmenizi burada yapıyorsunuz. Artık temizlik, memizlik, her şeyi aşağıdan yukarı hayvanlara taşıttığınız 20 litrelik bir bidondaki suyla hallediyorsunuz. İki kişisiniz, bazen üç kişi. Yeterli olmuyor elbette. Ne yapacaksınız? Su arayacaksınız. Şu koskoca 2150 metre yükseklikteki tepenin hemen 60 metre aşağısında kaynak bulduk. Oradan su getirmeye başladık. İşte sırtında yüküyle suyu getiren kişi. Serdar Hocam, anlat bakalım. Önce ben söyleyeyim. Ben de o kuyudan bidonlarla gözlem yapmak üzere kaldığım zaman su taşıdığımı hatırlıyorum şimdi. Evet, yani çok basit bir şeydi ama. Şeyde tabii Bozdağ'a ben çok gittim. Ve birçok hocamızla, arkadaşımızla gittik. Zeynel Hoca'nın dediği gibi hep su taşıyorduk. Bu dağın arka tarafındaki kısımdan, daha aşağıda bir yerden, çok dar bir patikadan, böyle uçurumların kenarından gidiyorduk. Zeynel Hocam'la bir gün ikimiziz gözlemde. İşte suyumuz da bitmiş zaten. Ama 15 gün kalıyoruz her seferinde. Hava da sıcaktı ve şey dedik. Ya orada su var, gidelim orada yıkanalım dedik. Rahatlayalım. Zeynel Hocam da tamam dedi. Hadi gidelim. Biz bir güzel lay 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 gittik suya. İşte böyle hani kuşları düşünün. Ufacık şu kadarcık su olur ya, avucunuz kadar. Oraya girer böyle pıtı 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 yapar, yıkanır. Aynen öyle. Bir kaynak var. Ufacık bir kaynak zaten o. Biz Zeynel Hoca ile orada bir güzel soyunduk ettik. İşte birbirimize sular atıyoruz, ediyoruz. Nasıl şeyiz? Ya vücudumuza su değiyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle yıkandık, ettik, böyle temizlendik filan. Gitmişken tabii suyumuzu da dolduracağız. Ondan sonra suyu da doldurduk. Tekrar yokuş yukarı çıkacağız çadıra gelmek için. İşte bir saat sürüyor o yolculuk. Çıktık ama geldiğimizde kan ter içindeydik. Leş gibiydik. Olsun, o bile yetti bize. Evet, bu taşıma su işinde Ethem Hoca ile bizim Nemrut geldiğinde tekrar gündeme gelecek. Orada da bir hikayemiz vardı. Şimdi bu Bozdağ'daki gözlemler başlamadan önce aslında 1 Nisan 1983'te TİBAK 607D, yani Ulusal Gözlem Yer Seçim Güdümlük Projesi kabul edilip yürürlüğe girdi. Zeki Hocamız o projenin yürütücüsüydü, yürütücü araştırmacıydı. Yardımcı araştırmacı olarak Cafer İbanoğlu, Zeynel Tunca, Osman Demircan, Orhan Gölbaşı, Cemal Aydın ve İyi Ethem Derman. İbrahim'di değil mi hocam o? Evet, evet. Ethem Hoca da bu gruptaydı. Daha sonra Cafer Bey'in yerine Abdülsamet Marşoğlu girdi.
7 araştırmacının yürütmüş olduğu bir güdümlü projeydi. DPT destekli güdümlü projeydi bu. 21 milyon TL bütçesi vardı. Her şeyi içerisinde. 4 sene sürecek bir projeydi. Bu projenin içerisinde Boğazlar'da ilk gözlemler işte başladı. Bu düzeye geldi. Serdar suyunu taşıdı. O suyu taşıyıp o kadar enerji sarf etmesine rağmen bu göbeği eritemedi. Yani hani yok, biraz önce birazcık işte, şişirmişim birazcık. Biraz önce hani çok yorulduk, yukarıya çıktık, enerji sarf ettik falan diyor ama inanmayın işte böyle hala göbeği devam ediyordu. Bozda benim hayatımda çok önemli yeri vardı. Bu karlı olduğu dönem, yani yazın başı ya da gözlem sezonu sonuna denk gelmiş bir şekilde karlar var. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. Şu tepeden bu kulübenin tamamen kar altında olduğunu düşünün. Tamamen kar altında. Ve biz gözlemleri başlatmak üzere yukarı çıkıyoruz. Bu kulübeye girebilmek için 2,5-3 metre yükseklikten tünel kazarak kapıya ulaşıyoruz. Pencerelerden havalandırma delikleri açıyoruz ve gözlemleri başlatıyoruz. Böylesi bir ortamdı ama ne yazık ki 3 gün süren tipi sonrasında ben, Talat Sargaç ve Haluk Baybaş üçümüz daha fazla orada kalamayacağımız için yola çıkmaya karar verdik. Zirvede 2,5-3 gün boyunca tipi ve kapalı bir hava içerisinde yaşamaya çalışıyorsunuz. Kar açtığınız tünelleri ve hava deliklerini kapatıyor. İçeride gaz ocağını yaktığınız zaman, o tüplü ocağı yaktığınız zaman ısınmak için bir süre sonra oksijen kalmıyor, kapıyı açmak zorunda kalıyorsunuz. Kısacası oradaki maceranın sonu kötü olacak düşüncesiyle yola çıktık. Gündüz sabah yola çıktığımızda 3 kişi yolda ilerliyoruz. Ama şu gördüğünüz resimler her şeyi anlatıyor. Benim bastığım yer koparak en önde ben. İpi bırakıyorum ve uçuyorum. Arkasından bir süre sonra kara saplanmış bir vaziyette aşağılarda bir yerlerde kalıyorum. Sırtımdaki bütün yükler aşağıya gidiyor. 1000 metre aşağıya. Daha sonra o iki arkadaş beni yanlarımızda taşıdığımız o iple yukarıya çekiyorlar. Bu çekerken karşılaştığımız zorluklardan hayatımda hiçbir zaman yaşamamıştım. Öylesi pis bir şeydi. Düştüğüm zaman dizim tahrip olmuştu. Ondan yatarak 1,5 ay evde ayağımı uzatarak yatmak zorunda kaldım. Ben bunu yaşadım ama bunun dışında diğer astronom arkadaşlar da çok şeyler yaşadı. Zeki Hocam da anlatacak. Öyle şeyler yaşandı ki bu yer seçim çalışmalarında. Bakın daha hiç bilimsel gözlemlerden falan söz etmiyoruz. Onlara daha hiç gelmedik. Yaşantımızda nelerle karşılaştık onlardan söz ediyoruz. İşte bu sırada bu güdümlü proje elemanları Bakırlı Tepe ve çevresindeki tepeleri incelemek üzere ekip olarak çıktık. Ben, Orhan Gölbaşı, Zeki Aslan, Cemal Aydın ve Cafer İbanoğlu. Bu gezileri özellikle Bakırlı Tepe'nin çevresindeki diğer tepeleri dolaşarak inceleme gezisi. Tam karşısındaki tepe üzerinde gözlemleri yapmak için tepeye çıkarken o yörenin, mezranın insanlarıyla. Tepeden dönüşümüz var. Ben hep bu fotoğrafa baktığım zaman fotoğrafı çeken otomatik kameraydı. Otomatik kamera Serdar'ın kamerasıydı. Her yerde onu taşırdım. O Yeşika kamera Serdar reklam oldu ama burada da kendisi şurada duruyor. Evet. Dağlarda, tepelerde... Hala duruyor o makine biliyor musun? Kullanabiliyor musun? Kullanabiliyor musun? Hayır, yok, kullanmak değil de artık müzelik gibi. Görmeyeyim yani, onu alırım. Görmeyeyim alırım onu. Evet. Bakırlı Tepe'nin zirvesinde en son yaptığımız incelemede yine Zeki Aslan, Orhan Gölbaşı, Cafer Ebru'nun, Zeynel Tunca bu çalışmalarla örneğin ölçümler yapıyoruz. Hangi açıdan nasıl bakarsak ne olur gibisinden. Bu ölçümlerden sonra oraya yürüyüş kış mevsiminde böyle oluyor. Yani yürümek için yol yok. Artık yol mol kalmıyor. Tek başınaysanız hedef tutturuyorsunuz ve yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Böyle bir durum. Tepe bu. Bu tepeyi çevresindekilerle karşılaştırdığımızda böylesi güzel bir tepe, uygun tepe deyip bunu belirlediler. Bu tepeye de yine yolculuk, yük taşıma böyle. Zeki Hocam ne diyorsunuz bu konuda? Evet, sen bir sonraki slayda gelirsen. Hangisine bir geriye gideyim? Buna. Şimdi bakın burası Saklıkent. Şurada aşağıda Saklıkent'in bir otel gibi bir şey var.
Orada biz Antalya'dan geldiğimiz zaman orada iniyoruz arabayla. Buradaki 1800 metreden 2500 metreye kadar bir yükseklik farkı var. Bizim güdümlü proje başlamadan önce arkadaşların buraya bir gezi düzenlemişler. Aday dağlardan birisi burası olması lazım. Burası iyi olur diye. Ama yukarıya çıkma imkanı olmadığı için olmaz demişler arkadaşlar. Şurada aşağıda buradaki tepelerden birinde ya da Saklıkent'te gözlem yapalım. Yukarıya yol yapılıncaya kadar. Yol için de belki bir dış para bularak. Parası yok çünkü. Yol yapımı pahalı. Yol yapılıncaya kadar gözlemleri aşağıda yapalım demişler. Raporlarda var bu. Yapılan raporlarda. Biz biraz önce Zener Hoca'nın gösterdiği şöyle yukarıya çıktığımızda o zaman bana dedi ki biz burada bir yerde şeyi kuralım. Ben buna itiraz ettim. Ben bunu bir yerde övünerek söylüyorum şimdi. Sonundaki sıkıntıları katlanarak. Dedim yani eğer ulusal bir gözlem evi bir yerde kurulacaksa yer seçimi, gözlemleri orada yapılır. Aşağıda buradaki işte görüyorsunuz aşağıda bu dağın dibinde kurulan yapılan gözlemler belki nem için, bulutluluk için iyi ama onun dışında rüzgar yönü, sıcaklık işte ve diğer astronomi gözlemleri geçerli olmaz. Onun için burada olmaz, buraya çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Vallahi çıkacağız. Bozdağ'da Zeynel Hoca söyledi biraz önce atlarla eşyalar çıkarılmıştı buraya ama sonunda onlar da yetmedi. İşte oradaki arkadaşlarımızın sırtında taşıdı en son. Acaba burada onu yapabilir miyiz diye şey yaptık. Çevredeki insanlarla konuştuk. Bakırlı Tepe'nin çevresinde kimse razı olmadı atlarla olmaz diye. Katır sahipleriyle konuştuk. Katır sahipleri de kabul etmediler çünkü dediler ki katırlar oradan uçar. Bizim esas bir çimento torbası taşıyacağız yukarıya kulübeyi kurmak için. Bir de kulübe barakaları işte 25 kilometre, 2 metreye 1 metre alüminyum plaka. Onu sırtına koyarsak o ışıkta şeyde uçar şeyler dediler. Katırlar. Ne yapacağız? O zaman insan gücü. İnsan gücü aramaya koyulduk. Çevredeki insanlarla konuştuk. Bakırlı Tepe'ye, Saklıkent'ten aşağıda Boyalı diye bir köy var. O köyde çıkarken görmüştük. Tarlada çalışan işçiler vardı. Tarlada çalışıyorlar. Sabahtan akşama kadar 500 lira yevmiye alıyorlar. Ben gittim onlara dedim ki bak böyle böyle bir şey var. Siz gelin siz burada 500 lira olursun. Biz size 750 lira vereceğiz bir çıkışa 1800 metreden 2000 metreye çıkacaksınız. Razı oldular. Geldiler iki kişi. Onlara bir çimento torbasının yarısını 18 kilometre bir de alüminyum plaka 25 kilo falan geliyor. 2 metreye 1 metre. Bunu bir defa çıkarırsanız size 750-700 lira ama bu 3 saat falan sürüyor bir iniş, bir çıkma ve inme. Siz 2 defa, 3 defa çıkabilirsiniz. Yevmiyeniz oldukça fazla olur dedik. Vallahi bir defa çıktılar, bir daha kayboldular. Razı olmadılar bir daha çıkmaya. Kimseyi bulamadık. Yani o kadar zor o yüksekliğe çıkmak. Sırtında çok ağır olmasa bile 18 kilo ne ki? İş bize düştü. Bizim astronomlar, biz insan gücülü kendimiz taşıdık eşyaları. 130 sefer yaptık arkadaşlarla yukarıya. Taşıdığımız şeyler konaklama yeri, alüminyum barakanın plakaları, çimento şeyi. Zeynel o kulübeye gösterirsen bir şeyde. Alüminyum kulübeyi hocam. Evet. Bozdağ'ın Bakırlı Tepe'deki kulübeyi. İşte bu yere, buraya çıkarken şey yaptık. Bu Bozdağ'daki burası. Bozdağ'daki evet. Gelecek birazdan.
Evet. Bu kışın, bu daha sonraki şeyler, bu yol yok bunu. O zaman biz çıktığımız zaman kar falan yoktu tabii şeyde. Ama Bakırlı Tepe'de kulübeyi kurmak için biz bunları çıkardık. Kulübeyi orada bir yerde kuracağız. Getirdiğimiz çimentolarla bir yer işte orada bakın çalışma yapılırken bu şeyde bak Bakırlı Tepe'de bizler hazırlık yaparken kulübeye bir sonraki vardı Zeynel Hocam bakarsan. Ha işte bu kulübenin yapımı. Burada işte çalışanlar Zeynel Hoca ben bu Orhan sanıyorum. Orhan Gölbaşı. Orhan Gölbaşı, Osman Demircan. Evet, Osman Demircan. Buradaki taşıdığımız, sırtımızda taşıdığımız plakalar bunlar. Bunlar biraz sonra göreceğiniz şeyi, kulübeyi yapacağız. Tabanını hazırladık çimentoyla. Bize kum lazım. Kum da ne yapacak? Şeydeki, şu kayaların, çevredeki kayaların arasından eleyerek şeyleri elekle şey yaptık, çimentoyla karıştırarak tabanını hazırladık. Burada da şeyleri görüyorsunuz tabanı hazırlarken. Burada esas söylemek istediğim şu, bunun kulübenin altını beton atamadık şeyle, çimentoyla. Çünkü kum bulamadınız herhalde burada hocam. Efendim? Kum bulamadınız herhalde yani. Yok, çimento kum bulamadık. Kum bulamadık. Eleyerek kum şey bulduk ama kum çok yok. Çimento da aşağıdan yukarıya sürekli çimento girip altına beton atmak lazım. Beton yerine biz hasır almıştık, getirmiştik aşağıdan. Hasır serdik şeyin altına. Kulübenin tabanına. Ama benim orada unutmadığım bir şey var. Gece biz burada kalıyoruz. İçeride de kendimize yer yapmıştık tabii. Kalacağımız yatak falan. Bir de küçük bir köşesinde de manav gibi taşıdığımız sebzeleri, meyveleri koyduğumuz bir yer vardı. Vallahi sonunda fareler, dağ fareleri, onlar altyapı uzmanı. Bizim şeyden deldiler şeyin altını. İçeriye girerek bizim sebzelere, şeylere fareler dadandı. Biz onlardan kurtulmak için çevresine fare zehri falan o tip şeylerle önlem almaya çalıştık burada. Evet, onun birisi bu. Evet, Ethem hocam, bu eşyalar taşınırken sen ne yapıyordun? Ya kaç defa taşıdın? Fareler çok ilginçti. Şeydi, küçük küçük farelerdi. Buna tarla faresi mi ne diyorlar? Ama içeride böyle sürüyle dolaşırlardı. Tabii her gelende korkuturduk. Bak gece uyumayın, kulağınızı üfleye üfleye yiyor bu fareler derdik. Gelen öğrenciler epi korkardı. Somyaların üstünde yatardık ama o ne yatmaz. Sürekli endişe içerisinde ne zaman fare benim kulağımı yiyecek diye beklerdik. Onlar aklıma geldi. Bir de bizim burada Bayram Dinçer var. Onun kayınpederi o zaman genç bir adam bize su getirirdi. 5 litrelik bir bidon vardı. O bidonu bir doldurup getirmesi bir yevmiyeydi Zeki Hocam. Evet öyleydi. Bir yevmiyeydi. Adam böyle 1,5 saat, 2 saatte çıkardı. Adamın inişine bakardım. Çünkü benim o dağa çıkışım da 1,5 saat, inişim 2 saat sürerdi. Çünkü dağda kaya yok. Hep kırılmış taşlarla kaplıdır bu Bakırlı Tepe. İnerken daha zor iniyorsun. Adama baktım 1,5 saatte çıkıyor, 10 dakikada iniyor. Bir daha kontrol ettim nasıl iniyor diye. Zıplaya zıplaya iniyor adam. Ondan sonra öğrendim. Ben de 10 dakikada inmeye başlamıştım o dağda. Aklım onlar geldi. Bir de Zeki Hocam hatırlıyor musun? Ben de tam hatırlamıyorum da. Bu İzmir'den bu alüminyum plakaları yükledik bir pick-up'la. Yanımda zannedersem Haluk vardı. Bir TÜBİTAK'ın bir pick-up'ıydı. Evet, evet. Antalya'ya geldik. Antalya'da böyle işçilerin iş beklediği yerler olur. Öyle bir yerlerden hamal bulduk. Antalya'nın evet. İçinden. Anlattık dedik ki her çıkartışınız bir yövmeye dedik. Geldik bu dağın dibine indirdik. Şöyle bir baktılar. Biri dedi ki ben 4 defa çıkarım. Biri dedi ki 3 defa çıkarım.
üç yövmeyi alırım. Tamam dedik, neyi? Birer kere çıkanlar dediğiniz gibi, biraz anlattığınız gibi, bir daha ben gitmiyorum, ver paramı gidiyorum dedilerdi. Hiç unutmuyorum onu da. Ondan sonra işte çevredeki Boyalı Köyü'ndeki tarlalarda çalışan işçilere söyledik. Onlar da gelip yukarıya bir defa çıktılar, bir daha çıkmadılar. Yani şeyde, bu şeyle Zeynel Hocam, benim de anım var Antalya'ya ilişkin, onu anlatmak isterim. Bozdağ'da çok fazla akrep yoktu. Ama burada çok fazla akrep vardı Antalya'da. Ve bu yapı işte her giden hep şikayet ediyor. Ondan sonra sıra bize geldi, biz gideceğiz. Ne yapsam rahmetli anneanneme sordum. Ya dedim, anneanne ben 2500 metreye çıkacağım. Her tarafta akrep var. İşte çadırın, binanın içinde böyle derme çatma bir şeyin içinde kalacağız. Ne yapayım? Sen eski kadınsın, söyle diye. Bana dedi ki, sarımsak alacaksın. Sarımsağı her gün o şeyin etrafını böyle minik 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 taze taze keserek çevireceksin. Akrep içeri girmez dedi. Ben de koca bir baş böyle içinde 20-30 tane olan böyle satılır ya şeylerle, bağlarla. Çantama doldurmuştum. Onlardan yanında götürdüm. Her gün o sarımsakları böyle kesip her gün taze taze o koku çıksın diye. Evet, biz kahroluyorduk o kokudan ama inanır mısınız, içeri hiç akrep girmemişti ve ben 15 gün çok rahat etmiştim o şeylerden dolayı, sarımsaktan dolayı. Zeynel Hocam. Buyur hocam. Hani şu yukarıya çıkılan bir slide vardı, böyle sıra sıra dizilmiş. Evet. Hepimiz oraya bir gelir misin? Ona bir önceki iki ya da iki önceki slide. Bu mu hocam abi? Bundan önceki. Daha önceki. Ha. Bu mu? Bu, tamam. Şimdi burada tabii fotoğraf yok. Zaten o çıkışın fotoğrafı yoktur. Ama burada bir şey anlatacağım. Ali Alpar, Ümit Kızıloğlu, Zeki Aslan, hatırladıklarım, Cafer İbanoğlu, sen vardın sanıyorum. Vardın. Orhan var mıydı bilmiyorum, Orhan Gölbaşı. Yani tam hatırlamıyorum da. Bu şekilde biz yürüyerek dağa çıktık. Yani Saklıkent'e çıktık. Çok güzel bir hava, sıcak. Pırıl pırıl bir gökyüzü çıktık. Ondan sonra orada işte gerekli çalışmaları yaptık. Konuşmalar yaptık. Ve sonra aynı şekilde inişe başladık. Ama hocam bir şey söyleyeyim ben hemen. Evet. Çıkarken hepimiz Dursun Hoca'nın elindeki şemsiyeyle dalga geçtik. Evet. Tamam. Benim elimde bir şemsiye var. Herkes benden dalga geçiyor. Bu havada şemsiye taşınır mı? Bu nasıl mantıktır diye. Ben de taşıdım o şemsiyeyi. Niye taşıdım bilmiyorum ama sonra inişe başladıktan sonra bir yağmur başladı orada. Ben tabii şemsiyemi açtım ve aşağıya doğru iniyorum. Benim dışımdaki herkes de iniyor tabii ki. İndik aşağıya. Orada bir şey vardır. Böyle bir restoran gibi ya da kafe gibi bir yer vardı. Etemoza bilir orayı. Saklıkent'te, evet, tek yer orası. Hemen oraya girdik tabii. Herkes nasıl ıslanmış vaziyette ama inanılır, evet, gibi değil. Sıra sıklam olmuştuk orada. Evet. Ve o fotoğraf orada o sıra sıklam hali atmak için sırayla herkes işte o dükkanın arka tarafındaki tuvalete gitti. Oradan ıslanmış şeylerini sıktılar ettiler. Orada o sırada Ümit Kızıloğlu'nun çektiği fotoğraflar vardır. Hem inerken hem orada çektiği fotoğraflar var. Fakat o fotoğrafların bir tanesini bile biz Ümit Kızıloğlu'ndan alamadık. O şemsiye sayesinde benimle çok dalga geçtiler çıkarken ama inerken de ben onlarla dalga geçtim. Evet, aynen öyle oldu. Evet, hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi için... Bakırlıtepe için söylenecek şeyler çok. Örneğin orada ilk gözlem yapılması için çıkan ekip, yani malzemeleri taşıyan, bu kulübeleri kuran, bu pileyi kuran ekip Cemal Aydın, Ethem Derman, Orhan
Gölbaşı, Osman Demircan ve Zeki Aslan. Bu ekip bu eşyaların artık ne kadarını taşıdılarsa bu hazırlıkları yapan grup. Ama bu arada Bakırlıtepe'deki gözlemlerin sürdürülmesi için çalışan diğer arkadaşlar da var. İsimlerini söylemeden geçmeyelim. Hüseyin Zorlu, Oral Özgen ve Halil Akın. Bunlar da gözlemlerde akademisyenlere yani bizlere yardımcı olmuşlardı. Oral Özgen projenin oradaki sonuna kadar bizimle birlikte. Evet. Gözlemlerin ölçülmesinde falan da. 11-12 Haziran 84 Zeki Aslan ve Orhan Gölbaşı ilk deneme gözlemini yapıyorlar. Ondan sonra da ilk gözlem atılıp devam ediyor. 6 Kasım 1984 dönemin sonu aşağı inip verileri indirecekler. Kayıtları indirmeleri gerekiyor. Teleskopları orada bırakmayıp indirmeleri gerekiyor ama kar yağmış, ortalık kötü olmuş ve oradan aşağıya bunları indirememiş gözlemciler. Proje ekibi ertesi gün gidip o koşullarda yukarı çıkıp oradaki kayıtları çekiyor. Önemli. Bir dönem boyunca yapılan kayıtların alınması lazım. Kışın ne olacağı belli değil. Oradaki olayları da Zeki Hocam bir anlatsın bize. Yani ne oldu da aşağılara kadar kayanlar oldu? Zeynel Hocam. Efendim? Şu anda Ulusal Gözlem Evi'ndeki o büyük teleskobun yerini burada tam gösterebilir misin? Onu göstereceğim Serdar. Acele etme. Öyle mi? Okay, tamam. Evet. 6 Kasım 1984. Kar yağıyor. Arkadaşlar kendilerini kurtarmak için yukarıdan apar topar kulübeyi kapatıyorlar. Teleskobu da koyuyorlar kulübeye ve iniyorlar aşağıya. O gözlem defterleri de orada kalıyor. Kışın orada ne olacağı belli değil. Rüzgarda şeyde uçabilir. Gözlem kayıtları bizim için çok önemli. Teleskop da çok çok önemli. Biraz sonra söyleyeceğim teleskobun hikayesini. Bizim yurt dışından aldığımız teleskop onlar. Onların kurtarılması lazım. Bir gün beraber Osman Demircan, ben gözlem evine gittik. Yanımızda Oral Özgen var ki bizim gece gözlemcimiz diyordu. Bizim kayıtları tutuyor, şey yapıyor, bize yardım oluyordu. Maaşla çalışıyor bizimle. TÜBİTAK'tan yani projeden alıyor parasını. Biz o dik taraftan daha kısa olsun diye Zeynel o Bakırlıtepe'nin şeyine gelebilirsen orada yerini gösteririz şeyden. Hı hı. Biraz daha aşağıda. Şurada. Geri gel. Şimdi ben buradan gösteremiyorum ama Saklıkent'ten oku sağa sola getir. Biraz daha. Oradan yukarıya doğru çık. Oktan. Şurada. Buradan yukarıya evet. Biraz daha sola getir. Oradan yukarıya çıkmak istedik biz aşağıdan şeye başlayarak. Kar var şeyde. Yukarıya çıktıkça kar sertleşti. Buzlaşmaya başladı. Sonra Osman Demircan dağın dibinde 200-300 metre yukarısında kaldı. Pes etti. Çıkamadı. Kayıyor çünkü ayaklarda. Oral Özgen, ben, bir de Saklıkent'te Mustafa Kaya mıydı o? O yanımızda o vardı. O seke seke çıktı yukarıya. Hiç bizden o da uzman oraların şeyleri. Bir müddet sonra dağın ortasında şurada görünen yol civarında bir yer var ya Zeynel göster. Oralardan bir yerdeyiz biz. Biraz daha sol tarafa doğru. Orada bir yerdeydik biz. Baktım Oral yanımdan kayboldu. Düştü ve aşağıya doğru kayıyor. Oral korkut elili, tecrübeli birisi. Sırt üstü döndü. Sırtında böyle kaymaya uygun parka gibi bir şey var. Kayak gibi kaydı, gitti, aşağıda durdu. Beni bir korku aldı. Ben nasıl duracağım orada? Biraz buzlu şey. Önce ayağıma sert şey yapıp, biraz yükselip, tekrar şey yapıp, ayaklarıma yer yaptım. Öyle kaldım orada. Oral'a bağırdım. Oral nasılsın, iyi misin diye. Korktum Oral'a bir şey olmuştur diye. Oral seslendi, ben iyiyim diye. O da tekrar çıkmaya başladı. Hayır dedim Oral, bugün yok. Bu iş bitti, sen çıkmayacaksın. Ben nasıl ineceğim? Orada kaldım korkudan. Sonra dedim, ecelin korkuya faydası yok. İneceğim bir şekilde. Böyle
zıplayarak şeyin üstüne topuklarımla zıplayıp tekrar şey yaparak yer yapa yapa aşağıya indim. Ertesi gün biz gittik Osman, ben işte şeyden Antalya'da ayaklarımıza birer nal yaptırdık çivili. Biz aslında dağcılar düşünmedik. Sonradan Antalya'daki dağcılar bizi uyardılar. Biz bilmiyoruz çevreyi. Dağcılara giriş yapsadık dağcılar bize yardımcı olacaklarmış. Ama biz bilmeden gittik ayaklarımıza böyle çivili nal yaptırdık. Onlara basarak çıkacağız. Yanımıza da değnek aldık birer tane. Çıktık. Vallahi çıkarken ayağımızın şeyi o çiviler kırıldı. Hiç işe yaramadı. Ben o şeyde yani kaymaya başladı. Ben o nal şeyi elime aldım. Elimle kara böyle batırarak şu şekilde kara batırarak iz yaparak kendimi yukarıya çekerek şuradaki görülüyor o dağlardan yukarıya çıkmaya çalıştık. Yanımızda yine o bize su taşıyan eleman vardı Mustafa. Kaya mıydı o çocuğun adı? O hiç valla seke seke çıkıyor. Dedim ona ki anahtarı verdim yukarıdaki kulübenin. Kulübenin içerisinde bir ip var. Git o ipi al gel bizi buradan yukarıya çek. Çünkü böyle terek gibi bir şey yapmış kar. Biz oradan kendimizi yukarıya alamıyoruz. Yani kardan buzlu yerden çıkamıyoruz yukarıya. O gitti Mustafa şeyden ip getirdi. Bizi Osman'la beni yukarıya çekti. Git kulübeye gittik. Kulübede o zaman çorbada kalmış. Bir güzel çorba yaptık kendimize. Şeyi ısıttık. Sonra teleskobu indirmemiz mümkün değil. Teleskobu battaniyeye sardık. Kulübede bıraktık teleskobu. Kulübenin içinde korunması gerekiyor. Bizim değil teleskop. Biraz önce teleskopları görünce onların hikayesini bir anlatacağım. Ama defterleri aldık. Gözlem defterlerini elimize. Hava o kadar güzelleşti ki öyle o gün, ertesi gün işte güzeldi. Yumuşamıştı da. Biraz şey tarafından, batı, her zaman indiğimiz taraftan Zeynel, o yolun bulunduğu taraftan böyle seke seke rahat rahat indik aşağıya ve defterleri de indirmiş olduk. Bu bizim önemli bir şey, anımız bu. Evet, bu tür şeyler gerçekten de çok miktarda oldu. Gördüğünüz gibi aşağıdan gelenlerin yardımıyla astronomlar kulübeleri, şu gördüğünüz burada 3'e 4'tü, biraz daha konforluydu burada, kurulmasını sağladılar. Plakalar hep sırtımızda taşıdık. Evet, evet. Şu gözlem pillisi, yani buraya teleskop konacak, buradan gözlem yapılacak şeklinde. Ulusal Gözlemevi'nin tümü burada görünüyor, gözlem istasyonu. Baktığınız zaman istasyonun üzerinde TÜBİTAK 2500 metre, Ulusal Gözlem Yer Seçim Gülümü Projesi, Bakırlıtepe İstasyonu yazısı yazılı şurada. Bu istasyonda epey macerası oldu herkesin. Belki meteoroloji istasyonu, meteoroloji gözlemleri yukarıda yapıldığı gibi aşağıda da aynı zamanda kışın yukarıda gözlem yapılmadığı dönemlerde aşağıda gözlemlerin sürdürülmesi için de yine aşağıda meteoroloji istasyonu kıldı. Saklıkent'te bir meteoroloji istasyonu vardı. Kayak merkezinin olduğu yerde. Şimdi o sıralarda hem Antalya'daki Bakırlıtepe gözlemleri sürerken bir yandan da özellikle 84'teki Kandili 4. Ulusal Astronomi Toplantısı'nda konu tartışılıp yeni bir yer belirleyip ortak gözlem yapılması. Orada alınan bir karar gereği bir Güneydoğu Anadolu'da inceleme gezisi yapılmasına karar verildi. Proje elemanları olarak. O fotoğrafların bazısında görmüş olduğunuz araçla 3 Ekim 1984'te Cemal Aydın, Zeki Aslan, Osman Demircan, Orhan Gölbaşı, Abdülsamet, Zeynel Tunca ve Haluk Baybaş, ki şoförümüz olarak Bozdağ'da çalışan ekip arkadaşımızdı, bir inceleme gezisi yapıldı. Bu inceleme gezisinde yaşadıklarımızdan kalın bir roman yazılabilir. Öylesine çok olay yaşandı, öylesine değişik, ilginç zamanlar, hatta da terörle ilgili olayların olduğu dönemlere de denk geldiği için inanılmaz şaşırtıcı şeyler yaşadık.
6 Ekim'e kadar 3-4 gün yollarda, Güneydoğu'da yollarda ve dağlarda dolaştık. Dolaştığımız yerlerde Adıyaman, Malatya arasındaki dağda örneğin anlatılacak o kadar çok şey var ki hangi birini söyleyeyim de şaşırıyorum şu anda. Geçtiğimiz bir köyün çeşmesinden sular içmiştik. Oradan yolumuza devam ettik. İzmir'e döndükten sonra ben televizyonlarda gördüğüm şey o çeşmeyi de gösteren bir görüntüyle köyün teröristler tarafından basıldığıydı. Öylesi ortamlardan geçmiştik. 3-6 Ekim arasında Güneydoğu Anadolu'da gezisinde bir inceleme gezisi yaptıktan sonra bir karar verildi. Adıyaman'daki Komagene kralı Antiyakos'un mezarı diyebileceğimiz, anıt mezarı diyebileceğimiz şu tümülüsün hemen eteğinde gözlem yapılmasına karar verildi. Şimdi bu gözlem yerinde aslında burası bir sit alanıydı ama çevresi için örnek olabilecek, ulaşımı kolay olduğu için orada yapalım diye karar vermiştik. Burada da çok olaylarımız oldu. Bakın tümülüsün görüntüsü hemen basında haberleri oldu. Nemrut'a gözlem istasyonu diye Osman Demircan'la Halil Kırbıy'ın teleskop başındaki görüntüsü gazetelerde haber olmuştu. Şu gördüğünüz görüntü Nemrut'taki çalışmamızın genel özeti. Nemrut arka planda, onun eteklerinde, şurada kafelerin bulunduğu bir yer vardı. Biz burada konuşlanmıştık. Şu araç, Bozdağ'da kullandığımız bu araç, yatakhane, aynı zamanda eşyalarımızı sakladığımız yer, uyuduğumuz yer, yemek yediğimiz yer. Şurası Kızılay çadırıydı. O çadırda yemek yapıp mutfak kısmıydı. Araştırmalarımız burada, meteorolojik veriler ve gözlem pilyemiz. Bu gözlem pilyesinde yine çevreden topladığımız taşlarla birkaç elemanın yardımıyla kendimiz yapmıştık. Çalıştığımız yer burası. Buradan yine çalışma ekibine bakın. Zeki Bey bayağı kararmışsınız o zaman güneşten. Evet. Orhan Gölbaşı burada. Yardımcı olan arkadaşlar. Arabamız. İçeride teleskobu görüyorsunuz. Bir başka açıdan baktığınızda işte yattığımız, oturduğumuz yer araç sürekli burada duruyor. Ve aşağıdan Kahta ilçesinden yukarıya çıkan minibüslerle ulaşım sağlıyoruz. Oraya Kahta'ya kadar herkes otobüsle geliyor. Oradan da yukarıya minibüslerle, turist taşıyan minibüslerle yukarıya çıkıyorduk. Bu araç sürekli burada hem korunma hem yatma vesaire için kullandığımız araçtı. İşte o yörede Orhan Gölbaşı ve Zeki Aslan hocamız yörenin antik yerlerinde dolaşıyorlar. Günlük yaşamda böyle devam ediyordu. Aracın aynasında tıraş olurken. Bir şekilde çevrenin çizimlerini yapıyordum o zamanlar. Bir şey haline gelmişti. Onları bulamadım. Bulsam çok iyi olacaktı. Şimdi orada yapılan gözlemlerle geçmeyeceğim hocam. Gerçekten şu dört istasyonda özellikle birer sene ortak gözlem yapıldı. Yani ilk gözlem yapılan yer olan Kurdu'yla Bozdağ ortak gözlem yapıldı. Bozdağ'la Bakırlıtepe ortak gözlem yapıldı. Bakırlıtepe ile burası ortak eş zamanlı gözlemler yapıldı ki karşılaştırmalar daha kolay olsun diye. Bunların sonucunda ancak bir araya gelip karar verildi. Burada inceleme gezi sırasında sözünü ettiğimiz bir şey vardı. Bir araç içerisinde proje elemanları, 7 kişi bir aracın içerisinde ve dağ tepelerinde dolaştığımız bir inceleme gezisiydi. Gözlemler de aynı şekildeydi. O araç bizim her şeyimizdi gerçekten az önce de gördüğümüz gibi. Söyleyeceğiniz ne vardı Zeki Hocam? Ben bu Bakırlık şey Adıyaman'daki istasyonu kurmadan önceki yaptığımız senin çok öykümüz var anlatacak. Evet, evet. Biz o zaman çevrede daha önceden harita genel müdürlüğünden haritalar alarak biz bir şey belirlemiştik. Aday dağlar belirlemiştik o yörede. Şeyde ova da neydi orası? Karaca Dağ. Karaca Dağ'da önce yapmaya çalıştık. Orada TRT var, NATO var. Baktık orada da olmayacak. Bize de izin vermezler diye zaten. Çok da çevresinden çok yüksek değil. Neyse uzatmayayım onu. Orada olmaz dedik. Biz onun üzerine dağlara doğru şeye gittik. Biraz Malatya tarafına. Arabayla Koçalı Köyü'ne kadar gittik. Orada yakında Akdağ
ne Ballı Baba mıydı dağın adı? Neyse yanlış söylemeyeyim. Birisi Akdağ. Orada yüksek 2500 3000 metre yükseklikte bir de uygun bir dağ bulabilir miyiz? Çıkabilir miyiz? Öyle bir yer arıyoruz. Koçalı köyüne gittik. Koçalı köyünden köylülerle konuştuk dedik. Dedi, daha önceden oradaki muhtarla falan da konuştuk. Mümkün değil dedi yaklaşmanız. Yol çok kötü. Hatta hele dağa yanaşmak mümkün değil. Dolayısıyla biz yüksek bir dağ, Bakırlıtepe gibi öyle yüksek bir dağ bulup burası aday dağ olarak seçemeyiz dedik. En sonunda Nemrut Dağı'nı gözlemi orada yaptık. Ondan sonra sen bir şeyleri gösterecek misin? Bu yıldız izlerini. Göstereceğim hocam. Şimdi bu inceleme gezisiyle gerçekten kalın bir roman olacak kadar öykü vardır. Cemal Hoca'yı dinlediğiniz zaman o kadar çok esprili olaylar çıkacak ki oradan. Örneğin Karacadağ'a gittiğimiz zamanki yaşadıklarımızı anlatsak gerçekten bir roman, bir başka kesit olacak o. Koçalı'ya çıktığımız zaman jandarma karakolunun içerisinde konaklayalım dedik. Aman dediler, gidin buradan, siz uzakta konaklayın. En tehlikeli yer burası. Çünkü saldırı olursa oraya olur gibisinden. Öylesi dönemlerde geçtik oralardan. Sonuçta yani bu dört ayrı yerde eş zamanlı gökyüzü gözlemleri, meteoroloji gözlemler yapıldıktan sonra bir yer belirlemeye geldi sıra. Koçalı bu sırada 5 kişi bizim arabada, gece arabada yattık. Evet. 7 kişiydik hocam. 7'miz de orada yattık. Yani evet. Aracın içerisinde herkes bir koltukta bükülerek yatmıştı. Evet. Şimdi bu gözlemler sırasında gerçekten Türkiye'deki astronomların hemen hemen hepsi bir fiil katıldılar. Öğrenciler de var bunların içerisinde. Şöyle 3 sayfaya baktığımız zaman 55 kişi fiilen gözlemlere katılmış. Bunlar içerisinde sırayla gösterdiğim bu aksaçlı beşli burada görüyorsunuz. Buradaki isimlerin hepsini tek tek anmak zor ama bilin ki tüm astronomlar bir fiil katılarak buna destek vermişlerdi. Hiçbir bilim dalında böylesi tüm destekle yapılmış bir etkinlik veyahut eylem yok gibi. Bakın isimler gösterildi bu proje. Birçok projeye örnek gösterildi bize. Tabii. Yani daha sonra örnek proje olarak her tarafta kullanıldı. İşte o sıralarda yapılan çalışmalar hepsi burada. Sayılara bakacak olursanız Talat Saygac'ın şurada sayısının bayağı çok olduğunu görürsünüz. En fazla dediğim, baştan da söylediğim şey oydu. Birçok isim burada belki tanıdık gelebilir. Şimdi burada yaptık. Ne oldu? Ne yaptık biz? Bakın şu pileye oturtulmuş teleskobun arkasına taktığımız fotoğraf makinesiyle kutup yıldızının fotoğrafını çektik. Nasıl fotoğraf? 10-15 dakika poz süresi verilerek çekilen fotoğraf bunlar. Dünyamız dönmesi sonucu gök küresinin görünür olarak döndüğünü biliyoruz. O zaman kutup yıldızı da dönme ekseni etrafında bir hareket yapacak, yer değiştirecek. İşte fotoğraf filmleri üzerine onun izini aldık. Bu izler şu elimizdeki standartlarla karşılaştırarak belli oldu. Çok temiz bir havada güzel bir gözlem yaptıysanız şöyle dümdüz bir çizgi elde ediyorsunuz ama atmosferik koşullar çok kötüyse bu çalkantılar, toz veyahut da diğer parçacıkların değişkenliği, rüzgar vesaire her şeyle görüş adını verdiğimiz görüntüyü bozan etkenler, en kötüsü şöyle bir görüntü verirken diğerleri böyle değişiyor. Çekilen ben tüm fotoğraflar tek tek incelendi. Tabii buyur hocam. Şimdi ben esas yer seçiminin ana gözlemlerinden yapılan gözlemlerden birisi bu. Bu teleskoptan söz etmek istiyorum. Şuradaki teleskop bu şeyde iki tane var Türkiye'de. Cafer İvanoğlu'nun 80'in öncesinde yazışmalarla İngiltere'den teleskop istemişti. Bize parayla satmak isteyenler de vardı ama Greenwich Kraliyet Gözlem Evi'nin müdürü Profesör Smith, ben size teleskop veririm demişti. Ve bir de bize dağlarda hangi aday dağlar da deniz kenarına yakın, deniz kenarına uzak, nereler uygun olur diye bize tavsiyelerde bulunmak üzere bir kişiyi de görevlendirdi. McInnes diye birisi geldi İngiltere'den.
bu iki tane de teleskop verdi Greenwich gözlemevi. Bu teleskoplardan birisi bu. 15 santimetre mercek çapı, işte 187 santimetre odak uzaklığı, böyle bir şey yaptık. İskele üstünde, pilye üzerinde. Bu kutup yıldızına yönlendiriyorlar. Kutup yıldızı tam kutuptan yarım derece, yani bir çember çiziyor, iki derece yaklaşık çapında bir çember. Dünya döndükçe. Dolayısıyla bu fotoğraf kutup yıldızına önce ayarlıyoruz teleskobu. Sonradan da ayarladıktan sonra da arkasına bir fotoğraf makinesi takıyorduk. Bir de film. Bu filmi için tavsiyeler aldık. Bize bu yer seçiminde Kanarya Adaları'nda çalışmış Meryl Walker diye birisi vardı. Onun tavsiyesi üzerine Kodachrome X diye bir şeyin, Kodak'ın bir filmini aldık. Makinenin içine o filmi yerleştiriyoruz ve 15'er dakika, şuradaki pozların süresi 15 dakikadır. Dünya döndükçe 15 dakikada kutup yıldızı şu izi yapıyor. Dikkat ederseniz yıldız, bu izin kalitesi değişiyor. İlk şeyde biz bunu nasıl değerlendireceğiz, nasıl ölçeceğiz diye bunu bilmiyorduk. Hiç unutmuyorum, Hakkı Ögelman'la Ankara'da konuştuk. Filmler Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde banyo edildi, biz edilmesine karar vermiştik şeyden. Ama bunu nasıl ölçeceğiz? Fotometreyle şeylerle bir karar vermedik. En sonunda dedik ya, bize bir standartlar lazım. Ben şeye yazı yazdım, Walker'a yazı yazdım. Standart şey istedim. Siz ne yapıyorsunuz bunlara? İşte bu standartlardan söz etti ve bize standartlar gönderdi. Birkaç tanesini ara standart biz oluşturduk. Bunların şeyleri, onun 3 metrelik teleskobun Kude odağı. Şimdi Kude odağı dinleyiciler belki bilmeyebilirler ama bir odağında yıldızın görüntüsünün çapını ölçebiliyorlar 3 metrelik teleskopta. Aynı anda dışarıda da fotoğraf çekiliyor, fotoğraf bu filmle ve ikisini karşılaştırarak bu şeylerin, izlerin çapını kalibre etmişti Walker Amerika'da. Bu buradaki rakamlar oradan gelen şeyler, kalibrasyon şeyleri. Dolayısıyla bu yıldız görüntüsünün çapıdır. Açı saniye cinsinden 0,75, bir açı saniyesini hesaplayabilirsiniz. Bir derece 60 saniye, yani bir derecenin 3600'de bir açı saniyesi. Şurası şunun genişliği bir derecenin 3600'de birisi. Dikkat ederseniz çok kaliteli birincisi. Gittikçe aşağıya doğru boğumlar var, genişliyor, şey yapıyor. İşte bu boğumlarla atmosferdeki hava çalkantılarının bir ölçüsü. Dolayısıyla biz ona yıldızın ölçülen şeyine biz astronomik görüş diyoruz. Astronomik görüşü veriyor bu şeylerin çapı. Çektiğimiz görüntüleri şunları standart olarak kullanarak bütün 3-4 yerdeki çektiğimiz görüntüler 3350 görüntü elde etti. Onlar pek standart olsun diye, kişisel hatalar girmesin diye bütün şeyleri bir 8 büyütmeli bir mercekle ben şey yaptım, ölçtüm o kadar görüntüyü ve istasyonlarını, astronomik görüşün istatistiğini böyle çıkardık. Şuradaki hava çalkantılarının atmosferik görüşteki kırılmanın değişimlerine kaynaklanan bir şey bu. Böylece atmosferik görüşü gözlemeden öyle elde ettik. Seçtiğimiz yerlerde daha sonra gelecek, aşağı yukarı şu civarda bir açı saniyesi civarında çapı var Bakırlı Tepe'deki görüntülerin. Evet Zeynel. Evet. Şimdi sadece gökyüzünde bir yıldızın, yani kutup yıldızın izini, fotoğrafını çekmek değil, aynı zamanda oradaki mikroklimatolojik verileri de topladık. Günün belli saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, onların vermiş olduğu gözlem aletleriyle hem kayıt hem de anlık okumalarla bu işi yürüttük. Bütün bunlar sonraki değerlendirmelerde
kullandığımız şeyler. Bakın, o sırada gözlemcilerin tutmuş olduğu defterlerden birer görüntü. Şu filmi şöyle kullanacaksınız, üstüne böyle yazacaksınız, kutunun üstüne şöyle yazıp böyle. Bu örnek Abdülsamet Maşoğlu ile Türkan Yılmaz'ın hazırladığı bir şey herhalde ki o tarihlerde tarihini de yazmışlar. Filmlerin durumları böyle. Şimdiki gibi bas, beğenmedim, sil, tekrar bas gibi dijital bir şey yok. Şu filmleri bulmak bile güçtü. Banyosu ayrı dert. Dolayısıyla çok farklı ve çok zor koşullarda yapılmıştı. Bakın gözlemciler neler yapmış. Sol tarafta Bakırlıdağ için hazırlanmış bir notla. Gözlemci arkadaş şeyi orayı okuyacaktım. İyi ki onu verdin Zeynel. Tamam. Şu aynı şekilde hazırlanmış. Bakın her yer için bunlar vardı. Bu gözlemci arkadaş diye kim neyi nasıl yapması gerektiğini anlatıyor burada. Yani yaşam ve bilimsel çalışmalar nasıl olacak? Hepsini böyle listeler halinde vardı. Hepsinin önemlisi soğuktan kendini koru diye. Ne yapacağı burada kayıtlıydı. Her şey madde madde yazıydı. Bunlar da birkaç örnek defterler şeklindeydi bu. Bakın notlar herkes artık kendi güzel yazısıyla bir şekilde yapılan çalışmanın poz süresiydi, zamandı, rüzgarlardı, farklı. Her bir şeyi burada kayıtlıydı. Her gözlemcinin yaptığı gibi. Bakın yine gözlemciler için uyarılar var burada. Burada gözlem notları var. Ve altta ise şu notlar var ya şu notlar. O notlar gerçekten okuduğunuz zaman çok farklı olayları farklı şekillerde anlatılmasıydı. Örneğin şurada bir akrebi nasıl yok ettiklerini anlatıyor. Bu tarafta ise rüzgardan nasıl etkilendiklerini anlatıyorlar bir şekilde. İsimlere baktım. Tesadüfen seçtiğim 3 sayfaydı bunlar. Bir tanesinde benim yazdığım bir şey ama sonrasında Varol Keskin'le sevgili rahmetli Zekeriya Müesseroğlu'nun gece gözlemleriyle ilgili bilgiymiş. Diğeri ise Talat Saygaç'ta Hulusi Gülseçen'in yaptığı gözlemle ilgili. Örneğin o kadar çok rüzgar var ki fırtına devam ediyor. Hulusi neredesin, uçuyor musun gibisinden bütün olayları böyle hikaye şeklinde yazmışlar, anlatmışlar. Sonuç ve sonuç belli oluyor. Değerlendirmelerden sonra ortaya çıkan sonucu Astronomi and Astrofizik bu astronomi dergisinde yayın olarak o proje ekibi olarak yayınlanmıştı. İşte yer seçim çalışması bir optik gözlemevi için Türkiye'de yer seçim çalışmasını anlatıyordu. Sonuç olarak da Bakırlıtepe'ydi ve karşılaştırdığınız zaman çok önemli bir gözlem yeri olduğu ortaya çıkıyordu. Şimdi geriye döndüğümüz zaman en başta Dursun Hocam'ın da söylediği Nusret Hocamızın o ilk keşke onu tekrar buraya alabilseydim. İlk toplantı sırasında söylediği laflar, böyle bir gözlem kurma gerekliliği vardır. Ve bu gözlemini dışarıdan çok sayıda gözlem aleti getirip yabancılar da çalışabilir şeklinde demişti. İşte onun başlangıcı bu yayından sonra her şey bir şekilde Nusret Hoca'nın dediği gibi başlamış oldu. Bakın raporlar hazırlandı bu çalışmalar sonrasında. Bakırlıtepe dedik ya işte o dediğimiz şey aslında 3 ciltlik bir rapor haline geldi. Bu 3 ciltlik rapor Ulusal Gözlem Yer Seçim Güdümlü Projesi TÜBİTAK'a 1986 Eylül'de sunuldu. Sonra mı ne oldu? Oraya hiç girmeyelim, biz başka şeylere dönelim. Bakın şurada Antalya Bakırlıtepe'deki gözlem pilyesi var. Hemen şurada bir kulübe olacaktı. Meteoroloji istasyonu da burada. Bugün 150 santimlik teleskobun bulmuş olduğu binanın inşaatının fotoğrafı, bu temel fotoğrafı. Gördüğünüz gibi tam bu pilyenin kenarına yapılıyor. İstedik ki nostaljik olarak bu burada kalsın. Bir şekilde bunun yanında eski ilk gözlem yeri de bulunsun. Hiç ellemeyin dedik ama bir kepçe çalışması sırasında bunu devirip ne yazık ki ortadan kaldırdı. Böyle bir şey yok oldu. Bakın ilk Bakırlıtepe'deki gözlem yeri pilye burada. Biraz önce sözünü ettiğimiz. Kulübemiz buradaydı. Şu da meteorolojik bir aldığımız yerde rüzgar ile hepsi bu şekilde sıralanmış. Ama esas yeri bu. Serdar Hocam senin dediğin buydu sanırım. Şu gözlem pilyesinin hemen dibinde 150 santimlik teleskop binası yükseliyor. İlk 40 sonradan 60 otomatik teleskobun bulunduğu yer, Rosen'in bulunduğu yer. Aynen o gözlem yaptığımız yerin hizasını şöyle
sıralanmış bir şekilde duruyor. Bugünkü varılan sonuç. Gözlem şenliklerinde orada hani bir gün yukarı çıkarılıyor ya. Evet. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Şenliği'nde. O zaman böyle gelen konuklara söylüyorduk da işte bu binanın yerinde aslında eskiden burada çadırlar, kulübeler duruyordu diye de insanlar inanamıyordu. İşte şu kalsaydı, şu yıkmasalardı bu iş olmazsa güzel bir belge gibi olacaktı orada, ama olmadı. TÜBİTAK Ulusal Gözlemi işte bu çalışmalarla, bu tür şeylerle kuruldu. Bugün bulutların üstünde donanımıyla gerçekten güzel bir gözlemimiz var, göz nurumuz var. Dönüş katmanı, yani bulutların pis havanın üzerinde bir görüş bölgesi var. Bunun yazında, Zeynel, bunun yazıda bir hata var. Bu şeyin altında olacak. Altında yazdığım şey dönüş katmanı düzeyinin altında diye Bakırlıtepe. Bakırlıtepe dönüş katmanı düzeyinin üstünde kalıyor. Tepenin. Dönüş katmanı bakış ve hatta görüş düzeyinin altında kalıyor diyelim. Evet. Yani biz onun üstündeyiz kısacası. Pis havanın üstündeyiz açıkçası. Evet, evet. Bakırlıtepe'nin esas yerlileri Zeki Hocam'ın yazısıyla bunlardı. Birkaç değişik kuş, fareler ve Bakırlıtepe'nin esas yerlileri bunlardı. Daha sonra ne oldu? Daha sonra işte o biz 3 ciltlik raporu teslim ettikten sonra TÜBİTAK'a yine toplantılar sürdü. TÜBİTAK'tan hiçbir şey elde edemedik. Sonuçta beklentilerimizin karşılanmadığı bir yaklaşık 5-6 senelik bir dönem geçti. O dönem süresince yine çabalar sürdürüldü. Örneğin Bakırlıtepe'nin TÜBİTAK'a tahsis edilmesi için çalışmalar yapıldı. O zaman başkan olarak Dilhan Erdoğan hocamız vardı. TÜBİTAK'ta Zeki hocamla birlikte çok gittiler geldiler, ama aldıkları yanıt çok ilginçti. TÜBİTAK'ın bir gözlemi kurma projesi yoktur yanıtı alındı. Yani yerini seçtiriyorsunuz ama kurmak için bir projeniz yok diyorsunuz. Bunun bir üniversiteye bağlanmasını önerdiler. Bütün bunlar geçti, olumsuzluklar geçti, ama sonunda Ulusal Gözlem ve İhtisas Komisyonu bile dağıldı. Her şey bitti, artık bu olmayacak derken bir dönem geldi ki işte o dönemde kuruluş çalışmalarının başladığı dönem. O döneme giden yolda toplantılarımız sırasında işte Dursun Hocam'la Zeki Hocam'ın mutluluktan böyle gülümsemelerini izleyebiliyorsunuz. Artık işler yoluna girdiği dönemlere ait bu. Ama o güne kadar şu teleskop artık bugün kendimize ait. Yani Rusların teleskobu 150 santimlik teleskop, ama bizim bu binanın olduğu yerde 1 metrelik tam otomatik bir teleskobumuz var. Bu teleskop TÜBİTAK'ta daha sonra kuruldu. Ve o teleskobun açılışı da Zeki Hocam'la ben birlikte yapıyoruz. Arkada mimarımız şurada görünüyor. Çok güzel günlerdi, çok güzel görüntülerdi bunlar. Bir metre ekleyebilir miyim burada? Tabii tabii hocam, ne demek? Bu 1 metrelik teleskop, buradaki teleskop, ayna çapı 1 metre. Biz onu almak için devletle görüşmemiz gerekti. Biz bütçe istiyoruz, para istiyoruz. 2 teleskop, 1 metre olsun birisi. Bir de 60 santimlik teleskop diye. Yetkileri nasıl inandırır? Vermiyorlar, para verilmiyor. Ne yapacaksın? Hatta birisi demişti ki, bir doçentti, TÜBİTAK Temel Bilgiler Araştırma Grubu yürütücüsü galiba TÜBİTAK'ta. Ya herkes artık uzayda gidiyor, uzayda gözlem yapıyorlar. Siz nostalji mi yapıyorsunuz? Aşağıda gözleme bir teleskop kuracaksınız falan diye. Bir daha diye şeyler söylüyorlardı bize. Ben de dedim ki, ya bak, biz şurada Ruslardan aldığımız bir teleskop var, 150 santim. Kendimize ait bir teleskop yok. Türkiye'nin ayıbıdır bu. Benim bu Türkiye'nin ayıbıdır sözüm çok etkili oldu. Ve bu şeyi, bütçeyi o şekilde kotardık. Ben onu hiç unutmuyorum. Böylece evet. Şimdi 1 metrelik çok kaliteli ve şimdi uzaktan gözlem yapılabiliyor. İnsanlar Türkiye'nin her tarafından bunlara ulaşabiliyor ve bunlarla fotoğraf çekebiliyor, gözlem yapabiliyorlar bu şeyde. Çok kaliteli görüntüler, kaliteli gözlemler yapılabiliyor. Evet.
Evet, yani şu ana kadar söylediklerimiz, belki söylemeyi düşlediğimiz anılarda beynimizde canlandırdığımız o anılarla ilgili söylediklerimiz, söylemeyi düşündüklerimizin belki de yüzde birkaçı. Ben öyle düşünüyorum. Örneğin Ethem Hocam, duyuyorsan Nemrut'taki tavla partilerindeki birbirimizi yediğimiz günler, dönüş yolculuğunda, araba yolculuğunda karşılaştığımız sorunlar. Neyse, onları anlatmayalım Zeynel. Ayıp olur şimdi. Ege Üniversitesi meydana çıkar. Onun için anlatmayalım da şeyi görmek çok güzel. Çağımızın gençleri, çağımızın insanları bu filmleri bile görmediler. Evet, evet. O filmlerden hareketle biz buraya geldik. Bu çağda yapsaydık böyle bir çalışmayı ne kadar kolay olurdu bir düşünsene. Yani olurdu. Harcanan tabii zaman ve emeğin belki de 40'ta 50'de birini harcardık şimdi. Tabii. Çünkü o dönemlerde bir hesap makinamız bile yoktu. Düşünün. Hocam, önce götürdüğün yıldız izlerine bir geçer misin? Gerideydi. Korhan oradan işaret ediyor. 3 saat oldu diye. Yok. 1 saat 55 dakika oldu. Bak. Bugün bu 15 dakika bu şeyin uzunluğu ve gece boyunca her saatte 15'er dakikalık poz veriyoruz. Bugünkü teknoloji olsa, CCD teknolojisiyle bizim bu 1-2 dakikalık bir şey bu, bunun sonucunu almak, açı saniyesi olarak şey yapmak. Yani teknoloji farkı, böyle iz yapmaya da gerek yok. Bir CCD şeyle, kamerayla fotoğrafını çekeceksiniz. Ondan sonra kameranın ölçeği belli, şeyi belli. Yıldız görüntüsünü iyi odaklanmış fotoğrafı Uğur İkizler nasıl odakladığını anlatıyor bize toplantılarda. Ondan sonra da yıldızın çapı anında söylüyor şey ölçek. Biz bunu ölçmek için 15 dakika harcıyoruz. Bir de bu arkasından çıkarıp ölçmek var, şeyi banyo ettirmek var, bütün filmleri çektiğimiz filmler banyosu gidip bir yerde banyo da öyle basit banyo değil, ben bu banyo nasıl yapılır, neler yapılır diye bir sürü yazışmalar var, hiç onlara girmedim, bize tavsiyeler var, hangi koşullarda kaç dakika süreyle hangi sıcaklıkta banyo edeceksiniz, nasıl olacak diye bunların sıkı kriterleri var. Onlardan hiç söz etmiyoruz. Hocam, evet, yani işte gözlem yaptığım her gece seeing'i de ölçüyorum otomatik olarak. Tabii. Şimdi 3 yay saniyesi civarında benim gözlemlerim şu anda. Evet. Kaç yay saniyesi? Tabii şimdi çok kolay işte. Dediğim doğru değil mi? Yani birkaç çok kısa sürede seeing elde edebiliyorsun. Tabii. Zaten bu yaptıklarını da otomatiğe bağlı makine diyorlar ki şu kadar zamanda şöyle 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 poz al diyorlar. Bırakıp gidiyorlar hocam. İşte o kadar yani. Evet. Kaldığımız yere dönelim. İşte bunlar gerçekten tarihi belgeler. Hesap makinesinin bile olmadığı dönemlerde çok basit hesap makineleriyle yapılan işlemler bunlar. Sonuçta şu gözlem yaptığımız yerde şöylesi ve göz bebeğimiz TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi bulutların üzerinde diyebileceğimiz şekilde sonrasında işte böylesi geçen günlerden sonra buraya, yani şu tepeye başlangıçta şurada yapalım diye gözlemleri başladık. Sonuçta burası en iyi gözlem için incelediğimiz yerler arasında en iyi burası dedik ve buraya kurulması için işte o 3 ciltlik raporu hazırladık. Bugün şu gördüğünüz görüntü, o bizim gözlem yaptığımız, gözlem pilyesinin bulunduğu yer şurasıydı. Buraya böylesine kurulmuş vaziyette. Kuruluş çalışmaları ayrı bir konuda, ayrı bir bölümde tartışacağız, sohbet edeceğiz, anlatacağız. Kuruluşu başladığı dönemde Zeki Hocam işte kurucu müdür olarak ilk müdürlüğe başladı. O tarihten sonra zamanla bütün bu gelişmeler bugüne kadar değişik bir şekilde geldi. Bundan sonra sırada kuruluş çalışmaları var. Kuruluş aşamasında neler yapıldı, nasıl yapıldı onlar. Ondan öncesinde belki bugün anlattığımız bu yer seçim çalışmalarında, belki de yer seçim çalışmalarında katkıda bulunan diğer hocalarımız, diğer arkadaşlarımızla birlikte yeni bir sohbette
ayarlamaya çalışmayı düşünüyoruz. Kısacası bundan sonra sırada kuruluş çalışması var. Kuruluşta da bunları anlatmaya, size bunları izletmeye çalışacağız. Evet, hocam söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yer seçim ile ilgili anlatılacak, belki de %1, %2'sini anlattığımız olayların söyleşinin sonunda ne söylemek istersiniz? Zeynel Hocam, benim var söylemek istediğim bir şey. Buyur hocam. Şimdi aşağı yukarı işte 2 saat oldu. Çok güzel anılar anlatıldı. Aslında var olan anıların belki onda biri, onda ikisi anlatıldı. Ama sonuçta şunu görüyoruz. Biz Türkiye'deki o dönemdeki bizler, ki bizler o zaman bugünkü tabirle araştırma görevlisiydik hepimiz. Ya da asistandık o zamanlar. Bu çalışmalara başladık. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Biz bu çalışmaları bu kadar güzel, heyecanla yaptık. Hiç pes etmeden yaptık. Ve bizden sonrakiler de bu çalışmalara devam ediyor. Peki bunun geri planında ne vardı diye bakmak lazım. Ben vefa duygusuna çok önem veririm. Ahde vefa derler eskiler. Vefa duygusuna çok önem veririm. Burada bu toplantının, bugünkü toplantının sonunda Nusret Hoca'yla Abdullah Hoca'yı anmadan kapatmanın doğru olmadığını düşündüm. Düşünüyorum. Aslında her zaman düşünüyorum. Her toplantıda düşünüyorum. Bakın Nusret Hanım'la Abdullah Bey iki ayrı dünyanın insanlarıdır. İki ayrı dünyanın. Abdullah Hoca Kayseri'den çıkmış yiğit bir Anadolu çocuğudur. Türkü söyler. Türkü söyler. Evet. Çok farklıdır. Bir Anadolu çocuğudur. Yiğit bir Anadolu çocuğudur. Zekidir. Mücadelecidir. Nusret Hanım tamamen tersi bir insandır. Nusret Hanım dadıyla büyümüştür. Türkçeden önce Fransızca öğrenmiştir. Ya, özür dilerim, Rumca öğrenmiştir. Çünkü dadısı Rum'dur. Babası Zihni Paşa Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşıdır. Ve piyano çalar, klasik müzik dinler. Bu iki insan birbirinden tamamen farklı bir iki insan, bir ideal için omuz omuza vermiş, bir araya gelmiş ve bu büyük ulusal gözlemevinin temellerini atmıştır. Bunlar bir araya gelmiş, temelleri atmış ama en az bunun kadar başka bir şey daha yapmışlardır. Bizi Silivri'de toplamışlardır. Silivri toplantısı işte bugün devam ediyor bakın. Silivri toplantısı bugün devam ediyor. O gün orada araştırma görevlisi olan, yani bu iki muhteşem hocanın bizi bir araya getirip bizim gönül birliği yapmamız konusunda bir çaba sarf etmişlerdir. Ve Silivri'nin sahilinde hatırlarsın Zeynel Hocam. Hatırlamaz mıyım hocam? Hoca maalesef hatırlamıyor. Çünkü evet. Onu dağda bıraktınız, bütün işleri verdiniz ona. Evet, o Silivri'nin sahilinde biz akşamları, o zaman hepimiz genciz, o sahilde dolaşarak, oturup çay içerek birbirimizi tanıdık. Birbirimizle kucaklaştık ve o ekip işte saydık. Yani Cafer var, Osman var, Latif var, Çetin var, ben varım, Samet var, sen varsın. Yani birçok o dönemin biz gençleri o zaman birbirimizi tanıdık ve ondan sonra da bugünlere geldik. Onun için her iki hocayı da minnet ve rahmetle anıyorum. Ve bugün Türkiye'de astronominin geldiği nokta, çok iyi bir noktadır geldiği nokta Türkiye'de astronominin. Bizden sonraki kuşakların da aynı heyecanla gökyüzüne aşık olduğunu görüyorum. Ve çok mutlu oluyorum. O bakımdan bu iki hoca aslında bugünlere gelmemizde çok önemli rol oynamışlardır. Tabii Dilan Hoca'dan ve Hakkı Ögelman'dan da önümüzdeki toplantılarda söz edeceğiz. Başkaları da var tabii söz edilmiş. Bunları söylemek istedim. Evet hocam,
Ethem Hocam, Serdar Hocam. Yok, her şeyi konuştuk aslında da. Ben iki hocadan bahsederken Dursun Hocam, ille de Haklı Hocaman'ın da arasına katalım diyordum. Neyse, gelecek toplantıda bahsederiz dedi. Hakkı Ögelman'ın bu rastanede gerçekten emeği çok fazla. Başlangıçta o iki hoca, biri dediği gibi tamamen farklı iki hoca bir araya geldi. Bugün ülkemizde herhangi iki partiden iki insan bir araya gelemiyor. Ama o zaman tüm şeyler yıkıldı ve bu iki hoca o kadar farklı olmasına rağmen bir araya gelerek bu işin temelini attılar. Ama o temelin üzerine de Hakkı Ögelman'ın yaptığı işler, gerçekleştirdiği şeyler çok önemliydi. Onda neyse gelecek toplantıda anlatırız. Onu baştan kısaca söz ettim Ethem Hocam. Başta, ilk başta TÜBİTAK içerisinde Ögelman tüm astronom temsilcilerini bir araya getirerek bu konuların görüşmesini sağladı. Hatta tek tek komisyon isimlerini vermedim ama o komisyonların içerisinde sen de varsın, Zeki Hocam da var. Burada özellikle gözlerin kurulması ve Türkiye'deki astronomi konularını yönlendirmek için yapılan bir toplantıydı o ilk toplantı. Ondan sonra geliyor diğer Silivri ve diğerleri. Kısacası Ögelman'ın TÜBİTAK içerisinde olması ve o toplantıyı sağlaması önemliydi. Kuruluş aşamasında ayrı bir önemi var. Bunların hepsinden söz edeceğiz. Burada yeri gelmişken Ögelman'la ilgili bir şey ben söyleyeyim şimdi. Ben bu yer seçimi çalışmalarına 1983 öncesine dağları gezmezi falan hiç katılmadım. Onun sebebi de kişisel. Evde ben iki çocuğumun hem anası hem babasıydım. Hakkı Ögelman o kadar ısrar etti ki bana. Ben reddediyorum yer seçimi projesinin yürütücülüğünü üstlenmeme. Ben seni anlamıyorum dedi. Bu kadar önemli bir projenin niye üstlenmiyorsun? Bir de Nihal Yılmaz, bir an önce Zeynel Hoca söz etti. Nihal Yılmaz'ın bir sözü ve Hakkı Ögelman'ın bu şey üzerine ben projenin yürütücülüğünü kabul ettim. O zaman da zaten Nazan'la da evlenmiştim. Çocukların artık ben de hem anası hem babası değil, sadece babaları olmam yetiyordu. Dolayısıyla projeyi üstlendim. Hakkı Ögelman'ın burada da bana çok büyük etkisi olmuştu. Onu belirtmek istedim şimdi. Tek tek böyle hocaları aldığımız zaman Dilan Hoca'nın daha sonraki çalışmalar aşamasında, yani kuruluş çalışmalarına giderken yaptığı çok önemli şeyler var. Kısaca onlardan söz edeceğiz. Hepsi bir sonraki bu konuyla yapacağımız söyleşide olacak. Evet, Serdar Hocam. Bence çok güzel bir yayın oldu. Sana da çok teşekkür ediyorum abi. Çok güzel hazırladın Zeynel Hocam. Ben şunu istiyorum. Şu andaki, bu nasıl olsa YouTube'da arşivimizde olacak. Şu andaki astronomi bölümü öğrencileri, lisansüstü öğrencilerimiz bunu izlemeliler. Çünkü oralara gidiyorlar, gözlemler yapıyorlar, şenlikler yapılıyor, halktan çıkıyorlar. Ama onun dışında kendi gençlerimiz oralar nasıl kuruldu? Yani öyle birkaç cümleyle değil. Şu anda işte sizlerin çok büyük emekleri var. Kuruluş çalışmalarını tek tek belgeleriyle anlatıyorsunuz. Bu yayın o bakımdan benim için çok önemli. Arşiv olarak kalacak. Belki de bilmiyorum, düşünülür. Bunlar bölümlere belki gönderilir. Ya da burada kalır. Yani bilmiyorum nasıl olur. Gençlerin mutlaka izlemesi lazım bu yaptığımız çalışmayı ve bundan sonraki yapacağımız diğer bir iki çalışmayı. Evet, her ne kadar biz Aksaçlılar bu projelerin içerisindeysek ve kendi aramızda söyleştiysek de Tahsin, Uğur, Korhan, Mert sanırım görünmüyor ortalıklarda. Onlar ne derler, ne düşünürler? Var mı söylemek istediğiniz arkadaşlar? Hocalarım, size çok teşekkür ediyoruz. Bugün bir astronomiden söz edebiliyorsak sizlerin sayesinde olduğunu zaten bu iki saatlik oturumda
belgelerle kanıtladınız. Bence onlar çok önemliydi. Sözlerinizde de bu bir büyük bir arşiv olarak kalacak. Yani bugün TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin geçmişine dönük herhangi bir içerik sunulduğunda böyle bir içerik gelecekte kesinlikle kullanılacaktır. Ben de şey söylemek istiyorum. Şu anda gördüğünüz resimde sol altta kalan yani bir metrelik teleskobun dim gözlemlerine, yani sizin yaptığınız gözlemlerine aynısını o teleskopla yaptım. Ben de yetiştim yani size en son jenerasyon olarak düşünebilirsiniz. Ama öyle bir yer ki burada yaşamak, yani günümüzde gidildiği zaman normal bu şenliklerde gelen insanlar da katıldığı zaman ve ziyarette bulundukları zaman yaşamın, yaşamsal koşulların, işte çıkmanın, suyun, elektriğin bile gitmesinin ne kadar zor olduğunu kendileri de zaten görüyorlar. Siz bunları sırtınızda taşımışsınız, her türlüsünü. Ama şimdi inanılmaz altyapısına sahip bir Türkiye'nin ulusal gözlemevi halihazırda var. Yenileri eklenecek, bu bir örnektir. Yorumları yazanlardan bir kişi şöyle demiş: çalışmalarınız bizim için örnektir demiş. Türkiye'de yaşayan insanlar bu özverileri yapmadığı sürece, işte Dursun Hocam'ın söylediği gibi kötü ya da iyi bir araya gelinmediği sürece biz böyle büyük başarılar, böyle büyük kazanımlar elde edemeyiz. Yıllardır böyle şeylerde hep sorunlar yaşıyoruz ama bu bir canlı örneğidir. Hala siz canlı olduğunuz için onun en büyük göstergesisiniz hocam. Buradan altını tekrar çizmek istiyorum. Şimdilik benim söyleyeceğim teşekkürler bu kadar. Teşekkürler bir şeyler söyler. Yani hocam ben de hakikaten bu slaytları izledikten sonra ve sizleri dinledikten sonra şunu diyorum. Hakikaten Türkiye size çok şey borçlu hocam. Yani özellikle bilim dünyası size çok şey borçlu. Yok, saygı duyarım. O kadar da değil. Yani işte Bakırlı Tepe'de susuz bulaşık nasıl yıkanır diye tek yazmıştık yani. Bunlar gayet doğal şeyler. Yaşarsan onları yaşıyorsun, görüyorsun, bitiyor olay. Haftada bir 5 litrelik suya ihtiyacımız vardı sadece. İçecek misin? Çay mı yapacaksın yoksa bulaşık mı yıkayacaksın? O nedenle bulaşıkları susuz yıkama olayını yaşattık biz orada. Ethem hocam, TUG'un sonraki çalışmaları sırasında karşılaştıklarımızda baktığın zaman akan suyu bile yetersiz bulanlar var. Onun için o konulara hiç girmeyelim. Uğur evet. Hocam ne diyordun sen? Hocam yani duygulanarak izledim. Aslında ben bu slaytları çok defalar hepinizden izledim ama bu kadar detaylı, bu kadar geniş anlatımlı ilk defa gördüm. Hatta kitabınız bile var ama onda bile bu kadar detaylı yok aslında. Harika hocam, yani yapılan şeylerin hepsi çok güzel. Her ne kadar yok bir şey dese de Ethem hocam yok bir şey var aslında. Yok yok. Neyse, binaların, şunu söyleyeyim, binaların, o görkemli binaların temeli görünmez Uğur. Temeli görünmez ama o olduğu için o bina duruyordur. Evet. Korhan'cığım, Ümit de gelmiş. Ümit, Mert, neredesiniz? Biz buradayız hocam. Sizi dinliyorduk. Siz evet. Yani, söylemek istediğiniz bir şey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani ben o kitabı okumuştum. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin kuruluşu kitabını okumuştum. Okurken acı acı gülmek diye bir terim vardır ya işte, öyle bir hisse kapılmıştım. Burada onun 50 katı acı acı gülme hissine kapıldım. Hakikaten oradaki zorluklar, geçmiş dönemdeki hem maddi yoksunluklar ülkedeki, hem teknoloji günümüze göre teknoloji eksiklikleri gözler önüne serildi. Yani 300 metre dediğinizde aslında çok fazla bir mesafe değilmiş gibi duruyor. Ama orayı bilenler 300 metrenin ne kadar dik olduğunu, yokuşun ne kadar dik olduğunu daha iyi tahmin ederler. Üstelik de Zeki Hoca'nın anlattığı gibi böyle karda, kışta, kıyamette orada adım atmak, sizin düşme olayınız, bunlar hakikaten çok acıklı olaylar aslında. Acıklı olaylar ama sonuçta bu aşamaya gelmiş. Hepinize, yani bu gözlem evinin kuruluşunda geçmişte çabalar gösteren bütün hocalarımıza önünde saygıyla eğilmekten başka yapacağımız bir şey yok. Teşekkürler. Bir şey hatırladım da Zeynel Hocam, Bozdağ'da sen de hatırlarsın. Bu hep tartışılıyordu hatta. Kapılar var ya, barakaların kapısı dışarı doğru evet, açılıyor. Evet, evet. Öyle bir kar yağmıştı ki şeyin tepesine kadar kardı ve biz dışarı çıkamamıştık bir gün boyunca, hiç unutmuyorum.
içeride oksijensiz resmen kalıyorduk. Hiç unutmuyorum. Kapıyı böyle birazcık ittirip bir çatal girecek kadar, bak çatal girecek kadar, çatalla birimiz eğiliyorduk aşağıdan, diğerimiz yukarıdan bıçakla kar kürüyorduk böyle o minicik aralıktan ki kapıyı bir şekilde açalım. Ne kadar çok kar kürersek böyle işte gitsin de çatalla kaşıkla kar kürüyorduk ki o kapıyı açabilelim diye. Bir gün sürmüştü o. Bir gün sonra biz dışarı çıkabildik. O kar bütün gece yağmış ve kapıyı kapatmış. Biz dışarı çıkamamıştık. Yani şimdi bunları düşününce şey oluyor insan. Evet, yaşanan çok şey var. Mert, sen de dinleyelim ve bırakalım artık sözü, Korhan'a bırakacağız. Evet hocam, ben 2006 yılından sonrasını sizlerle biliyordum ama bugün akşam da 2006'dan öncesini izledim. Filmin başını izlemiş oldum. Evet. Çekilen zorlukları gördüm, yaşananları. Ben hocalarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Emeklerinize sağlık. Evet, bizden Dursun hocam söyleyeceğim bir şey var mı? Ali hocam, ben sana teşekkür etmek istiyorum bu son olarak. Gerçekten bu şu hazırlık mükemmel bir hazırlık olmuş. Çok da güzel yönettin, götürdün. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Korhan, artık top sende. Ben paylaşımdan çıkıyorum. Ben de tamam, teşekkür hocam. Ediyorum Zeynel. İyi hazırlamıştın. Şeyleri iyi de sundun. İyi oldu. Tamam hocam. O zaman Astro Bilgi'nin özel oturumunda TÜBİTAK Ulusal Gözlemi'nin yer seçim çalışmalarının anlatıldığı bu oturumunu bu akşam kapatıyoruz ve bir sonrakinde kuruluş çalışmalarını anlatacağımız bir başka oturumumuz, özel oturumumuz daha olacak. Bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilere de teşekkür ediyorum. Bu zaten arşiv olarak kalacağı için daha sonra da seyreder insanlar. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.